Kulağından al sesi yüreğinde at sevgisi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında 2,5 saat atçılık sohbeti yaptıkları program Farklı Nezden bir kez daha yaptılar. Ben Enver Arslan, iki dev isim Atahan Zilcioğlu ve İmparator Süleyman Akdil ile beraber TJK TV stüdyolarında hazırız ve Tay TV ile ortak yayındayız. Sizlerin de katkılarını bekliyoruz. Elektronik posta adresimiz analiz@tjk.org, analiz@tjk.org. Sosyal medyada ise Twitter üzerinden katkılarınızı her hafta olduğu gibi bekliyoruz ve oradan takip ediyoruz. Farklı Analiz etiketi altına yazacağınız her türlü soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi canlı yayın esnasında takip ediyoruz ve programın içerisinde gündemimize katarak yayına taşımaya gayret edeceğiz. Her hafta olduğu gibi Twitter hesabımızda yine @farklıanaliz olarak sizlerle buluşuyor diye hatırlatmayı yapalım. Özellikle sosyal medya kullanıcılarına yaptıkları katkılarda bu etiketi kullanmalarını bir kez daha hatırlatayım. Bu etiket altından canlı yayını takip ediyoruz. Vakit kaybetmeyelim. Yurt dışı yarışlar var malumunuz. Üçlü Ganyan'la birlikte koşacağız Farklı Analiz içerisinde. Yoğun da bir gündemimiz var. Tartışmalı ve tartışmasız konular var. Önce stüdyoya döneceğim ve ilk sözler için hemen Atan abiyle başlayayım adet olduğu üzere. İyi akşamlar. İzleyicilere de iyi akşamlar. Sizlere de iyi akşamlar. Valla yeni bir program. Yeni bir akış. Bakıyorum bayağı konuşacağımız yarış var. Hem yarışların kalitesi de bu dönem biraz arttı galiba sanıyorum. Grup yarışlar var. Çok tartışmalı koşu var. Onları konuşacağız tabii. Tek tek üstünden geçeceğiz. Ama tabii yine bu hafta üzücü bir haber oldu. Aynen. Onunla paylaşalım yine. Sevgili Erdinç Saltabaş abimizi vefat etti. Bugün de toprağa verildi. Üzülüyoruz tabii böyle kayıplar olunca. Çünkü hakikaten çok iyi bir atçıydı. Çok eski bir atçıydı. Yani imparator daha iyi bilir ama sanıyorum 20 senenin üzerinde bir atçılık geçmişi olması lazım Erdinç abinin. Zaman zaman da böyle Veliefendi Hipodrom'da karşılaşır, çok böyle ayaküstü de olsa sohbetlerimiz de olurdu. Tabii çok iyi atlar koşmuş bir atçı. Bu işi de çok seven bir atçı. Allah rahmet eylesin tabii. Bütün Saltabaş ailesine başsağlığı diliyorum. Sevenlerine, ailesine. İnşallah evlatları bu formayı burada dalgalandırmaya devam eder. Biz de o formayı gördükçe Erdinç abiyi hatırlarız. Onu o güzel kazandığı yarışlarla, tatlı sohbetiyle anımsarız. Tekrar ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başım sağ olsun dedim. Saltabaş ailesinin acısını paylaşıyoruz. İmparator'a da döneceğim. Valla güzel yarışlar oldu bu hafta. Bazı kritik noktalar var. Onları sayın izleyicilerimize aktaracağız tabii en iyi şekilde. Tabii bu arada değerli atçımız Erdinç Saltabaş'ı kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, sabırlar diliyoruz. Kendisi kendi yetiştirilmesi olan atlarla çok güzel yarışlar koştu, kazandı. Ben de binmiştim. İlk yarışını rahmetli sizin enişteniz Gülkan Aker kazanmıştı. Erdinç Bey'in hanımının üstüne koşan atla da ilk koştuğu ilk yarışını ben kazanmıştım. Çok iyi detay. Enteresan yani. Çok iyi detay. Nur içinde yatsın. Bir tane kısraktan Benkar zannediyorum kısrağın ismi. Benkar'ın yavrularından çok iyi atlar çıkarttı. Yavrular çıkarttı. Erdinç abi'nin İngiliz atı da vardı başlarda ama sonra araba daha çok döndü. Ama esas sonra Arapçılar Arap atıyla bu işe başladı. Hakikaten Arap açılığında bir marka oldu yani. Arada vardı İngiliz atları bir iki tane. Sonra vazgeçti. Tamamen İngiliz atçılığına döndü. İnşallah geride kalan çocukları bu işe devam ederler. Ben çok üzülüyorum ya. Böyle büyüklerimizin vefatından sonra aileler bu işe devam etmeyince hakikaten çok üzülüyorum yani. Şimdi ben mesela hani bir Eli Yeşil formasını ben görmek istiyorum. Yani. Kara Mehmet formasını görmek istiyorum. Yani çok önemli. Evet. Bir de bu formaları hakikaten daha önce konuşmuş muyduk bunu hatırlamıyorum ama sen söylemiştin değil mi? Evet. Bunları hakikaten şey yapmak lazım. Korumalı forma yapmak lazım. Bu formaları mutlaka o aileler bu işi yaptığı sürece kullandırmak lazım. Özellikle böyle bu tip şampiyonatları koşmuş köklü aile, atçılık ailelerin formaları burada olmalı yani, mutlaka olmalı. Ben şimdi rahmetli Burhan Karamet Ekürüsü'ne yetiştiğim için düz kırmızı koşulduğu zaman böyle böyle burkuluyorum yani şimdi bu kırmızı siyah var mıydı formada? Yok, kırmızı siyah Mehmet Bey. Mehmet Bey. Evet doğru. Ben Burhan Bey de düz kırmızıydı. Zaten. Düz kırmızı koşulduğu zaman yani şey oluyorum. İtiraf oluyorum yani. Bu o müstesna bir forma. O formanın hiç kimse de olmaması gerekiyor. Mesela William Jura forması.
O nasıl? Nasıl yani mavi beyaz. Mavi beyaz forma. Bakıyorum aynı birebirini yapıp koşuyorlar. Üzülüyor insan. Tamam. Bunu hakikaten bir gündeme getirmek lazım. NBA evet. takımlarında efsane olmuş basketbolcuların formaları emekliye ayrılır. Tabii numarası var o oyuncuya. O numara bir daha kullanılmaz. O salonun tepesine evet. asılır. Bizde belki tabii at üzerine ya da numaralı olmadığı için en azından ekürler dönene kadar o forma askıya alınabilir. Mesela çok biz bu sene rahmetli Nurçin Yatsın Hatice Hanım'ın formasını ekürde konuşuldu. Tekrar o formaya dönüldü yani. Harika bir uygulama. Yani o forma bir efsane forma. Çünkü bu bir geleneği, yani, kültürü bu yani. Evet. Ahmet Bey de tam olarak açılığa giriş yaptığı için yani karar verdi. Artık bu formayla devam edecek çok ekür güzel. Yani. İnşallah güzel yarışlar kazanırız. O forma tabii bizim gönlümüzde farklı bir forma yani. Çok güzel. Seyircinin haber. Gözünde de farklı bir forma. Kesinlikle. Yani o bir geleneğin temsili. Atan abi çok hemen... güzel konuştuğumuz konuyla ilgili sevgili Turgay abi bir mesaj attı. Merhum Erdinç Bey'in hanımı ve oğlu bugün konuşmuşlar evet. dernek yöneticileriyle ve atçılığa mutlaka aynı şekilde devam edeceğiz diye çok söylemişler. Güzel. Çok güzel yani o forma hakikaten olmalı. Bunlar güzel formalar yani. Bir kez daha Erdinç Saltabaşı Allah'tan rahmet. Başta Saltabaşı ailesi olmak üzere tüm camiamıza da başsağlığı dileklerimizi iletelim. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Jockey Kulübü yayınlarından çıkan ajanda ile ilgili bir çalışma yapmıştık. Bir soru sormuştuk ve yarışseverlerden Dubai ile ilgili en azından cevapları istemiştik. Çok sayıda katkı geldi. 10 yarışseverimizin kurasını çektik. Fakat bugün konuştuk. Medya merkezi bize büyük bir destek veriyor. Özgün Bey başta olmak üzere sevgili Numan'a. Orada çalışan tüm profesyonellere teşekkürlerimizi iletelim. İlerleyen haftalarda belki önümüzdeki hafta bir sürprizimiz daha olacak. 10 ismi ben şifayen söyleyeyim. Sosyal medyadan birazdan hesabımız üzerinden de görebileceksiniz. Ahmet Ocak, Hakan Güzel, Kuzey Kafkasyalı Niki ile Onur Dilvaz, Buğra Caner, Sahadaki Adam Niki ile Renk arkadaşımız, Hüseyin İlhan, Akın Tekçe, Kerem Özbay, Uğur Asar ve Tırıs Nikli arkadaşlarımız ilk 10'da ana listede olacaklar ve bu 10 isme 2019 yılı ajandası gidecek. Çok güzel. Harika bir dizayndı zaten konuşuyorduk. Evet. Bir sürprizimiz de önümüzdeki hafta olsun. Bir 10 ismi de önümüzdeki haftaya ilave edelim. Dubai dedik. Dubai'den çünkü bu doğru cevaplar geldi. Atan abi sana evet, dönüyoruz yani, her Dubai sohbetinde. Tabii şimdi Perino'nun ilk yarışından sonra hafif böyle bir moral bozukluğu oldu. Yarış severler de üzüldü biraz. Acaba dedik değil mi? Çünkü biz de yani biz çünkü Perino'nun nedenli iyi bir at olduğunu biliyoruz yani. O gerçek gücünü koşmadığını biliyoruz ama tabii ufak da bir hüznümüz oldu ama ayın 14'ünde hem Goodgerry hem Perilina ikinci yarışına çıkacak. Goodgerry ilk yarışına çıkacak. Ekrana da görüntüler geldi. Perilina'nın gezinti görüntüsü. Burada evet. küçük bir katkı ufak. Yapayım Atan abi. 27 Ocak ve 3 Şubat. 27 Ocak ve 3 Şubat iki kez start eğitimi alıyor Perilina. Sayın Fedai Kahraman'ın yorumuyla epey yoruluyor start eğitiminde ve böyle gezerken biraz yorgun bir görüntüsü oluyor diyor. Yarışseverlerin hani aklına bir soru işareti düşmesin. Start eğitimi ve provasını özellikle istedik. Yarışlarda start arkasında gördüğümüz yetkili start hakemleri tarafından verildi bu. İyi de bir prova oldu bizim açımızdan der. Tabii o biliyorsun çünkü orada bu starta girme, işte startın içinde bekleme olayları son derece sıkıntılı durumlar. Sabırlı'yı hatırlıyorsunuz yani. Tabii. Starta girmişken dışarı çıktı. İkincisine itiraz etti diye yarıştan çıkmıştı. Çıkmıştı. Pan River aynı bunlar şekilde önemli iki kere şeyler denendi. Ama her iki hatta şu anda oraya iyice alıştılar. İklime alıştılar. Perilina bir yarış gördü üstüne üstlük. Goodgerry idmanlarını hızlandırdı. Çok iyi duruma geldi. Bu sanıyorum Perilina değil mi? Perilina'nın kenteri. Perilina'nın kenteri. Ben sabah... Bu galop görüntüsü mü geliyor şimdi? Şimdi galop, evet. Perilina'nın galopu geldi. Evet, galopu geldi. Olmuş. Yani güzel olan şu, iki atımız da muntazam şu anda. İdman'da ikisinin de sağlığı gayet iyi. Goodgerry de geldi. Goodgerry için şöyle bilgi aldım. Bugün sevgili Emre Adıoğlu'yla görüştüm. Ayın 14'ünde koşuyor dedik. 1200 metre kum bir yarış koşacak Goodgerry. 135 bin dolarlık bir handikap koşuyla başlayacak.
Son galopunu 31 Ocak'ta yapmış. Yılbaşı günü, Perşembe günü. 1001'lik bir galop. Onun da görüntüleri var. Birazdan onları da veririz. Atı gördükten sonra İsmail kardeşimizle yapmış. İsmail Koncu. O İsmail atı çok beğenmiş. Evet, bu görüntü. Çok iyi diyorlar. Geldiği ilk günden bu yana hep üstüne koyarak gidiyor diyorlar. Halis bu yarıştan önceki son galobuna, yani önümüzdeki hafta Perşembe günü yapacağı galoba yetişemeyecekmiş ama yarıştan önceki son sprintini Halis yapacakmış. Halis gidecekmiş. O bilgiyi aldım. Tabii bu 14'ündeki yarışlar iki atımız için de çok önemli. Eğer Goodcurry o yarışı, bu yarıştan çok iyi bir sonuçla ayrılırsa 31 Mart'ta 1200 metre, yani final son günü koşulan, final günü koşulan 1200 metre Golden Shaheen koşusuna koşmayı planlıyor. Yani tabii o çok iyi bir şey olur. Yani orayı koşabilirsek harika bir şey olur. Son güne gelmek hakikaten çok önemli. Perilla'nın da bu sefer bu 14'ünde koşacağı 1800 metre mesafeli çim yarışını ben hakikaten daha iyi bir yarış koşacağını düşünüyorum. Çünkü geçen sefer de anlattık, bayağı dezavantajlı gitmişti. Üç ülke, üç şehir dolaşmıştı. Karantina süreci bir sıkıntıydı. İşte ilk defa sola dönmüştü gibi vesaire sorunlar vardı ama bu sefer hakikaten iki atımız da gerçek performansına bana göre yakın yarış koşacaklar. Goodcurry için şöyle bir konuşma oldu Emre'yle. Hani niye hep 1200-1200 gidiyorsunuz dedik. Dedi ki yani bizim daha uzun mesafeli yarışlara hazırlanabilecek bir zamanımız olmadı. Yani geldiğimiz günden bu yana idmanımızı hep bu mesafelere göre yaptık. Dolayısıyla o yolda devam etmek istiyoruz. Gitmek istiyoruz. Atımız da çok iyi. Hakikaten piste de çok alıştı. Demin de söylediğim gibi İsmail de atı çok beğeniyor dediler. Ve mutlaka iyi bir sonuç beklediğini söylediler. İnşallah öyle olur. İnşallah. Yani bunları yapabilecek, yani Goodcurry'nin bu koşacağı koşuda tabii kayıtları görmedik. Onu haftaya programımızda mutlaka kayıtlar da yapılmış olacak. Üzerinden geçeriz ama ben inanıyorum çok iyi bir yarış koşacağına. Perilla'nın da ilk yarış gününe göre çok çok daha iyi koşacağını düşünüyorum. Herkes tabii canla başla, oradaki bütün ekip, Vedat arkadaşımız, Bulut var, Jockey Kulübü temsilen orada yardım ediyor atçılara. Bu önümüzdeki hafta Dubai trafiği de artar. Artar. Selim gider, Halis gider, atların sahipleri gider. İyice renklenir. Evet. Süleyman abi, iki safkanımız da artık 14'ünü bekliyor. Şimdi Perilla tabii ilk yarışında biraz startın içinde bir önüne kapaklara vurdu, bir geri çekildi falan, bir sürü bir girmemezlik istedi. Tabii orada kurallar çok hemen sert devreye giriyor. Tabii ki istediler hemen bir prova. İki sefer yapmış. Demek kanaat getirdiler ki, kanaat getirmeselerdi belki koşamaz diyeceklerdi. Tabii. Zannediyorum ama demek Strak orada alıştı, girdi. Bu da bizim için sevindirici bir olay. Tabii buradan gidişi karantinadan çıktı gitti. İşte Ankara'da kaldı orada. Uzun müddet belki iş yapmadı. Bu yarışa tam formuyla girecek. Şu anda da iyi görünüyor. Gayet rahatlamış vaziyette. İnşallah güzel bir yarış çıkartır. Biz de burada mutlu oluruz onu anlatırken. Yani pist, yani çim pisti koşuyor. Tamam, Perilla İstanbul'da çim yarışlarında çok başarılı koşuyor ama yani oranın çimi birebir buranın çimi gibi de değil. Hem tabii canım. Farklı bir çim pisti, yani suni çim pist gibi. Uzun kesiliyor tabii falan. Tabii yani çok değişik. Dediği ilk defa soldan döndü. O kadar yolculuk, burada karantina, orada mevsim karantina. Mevsim değişikliği. Ya çok tabii kısrak geçidi bu, yani bazı şeyler kolay değil. Neticede tabii o yüzden bizim, yani o beşinciliği öyle küçümsenecek bir şey bizim değil. Bizim atların tabii ki yarış terbiyesi oraya göre çok farklı. Yani onlar İlk günden beri böyle bir grup içinde çalışıyor atlar. Bizim bazen tabii bir tek yani ekürünün bir iki atı oluyor. O çalışmanın içine giremiyor. Oradaki atlar yarış içinde nereye koyarsan orada hemen tempoya yatıyor. Mesela Perilla çok, Selim o gün ne yatırmak istedi ama bayağı sertlik yaptı. Yatmadı yani at. Belki yatsaydı farklı koşabilirdi. Tabii. İnşallah bu sefer 1800. Evet. Biraz daha yarış içinde bence daha rahat. Dış start çekmesi de kendi dezavantajını oldu. İç start çekseydi belki bunlar olmayacaktı. İnşallah bu hafta güzel bir, yani ayın 14'ünde az kaldı zaten. 10 gün kaldı. 10 gün kaldı.
İç bir start çeker de rahatlar orada içeride. Bu Parnivir'de yanlış hatırlamıyorsam Fransa'da koştuğu yarışında mesela Selim Kaya şey demişti, yokuş yukarı bölümünde pistin epey şaşırdı at demişti. Yani bizde hep tek tip tabii, sağ ya da sol ama düz tabii pistler olması ve Süleyman abin dediği gibi yani atlarımızın bu tarz seyahatlere ya da farklı ortamlara girmesi konusundaki eksikliği de bizi mutlaka birkaç adım geride başlatmıyor mu abi? Tabii. Ya bir kere demin söylediğin örnek çok farklı bir örnek. O tip pistlerde koşan atlar o tip pistlerde idman yapıyorlar. Şimdi hiç idman yapmadığın engebeli bir pistte koşmak. Ben bir örnek anlatayım. Tabii ki. Yani çok çok dezavantajlı bir durum. Almanya'da biz biniyorum mesela birçok şehrinde bindim. Biz Münih'te biniyorduk. Birkaç şehrinde ata bindim işte. Baden'da bindim. Mannheim'de bindim. Köln'de bindim. Ertuğ Kurdu'nun kulakları çınlasın. Buradan selam olsun. Bir atı var. Koşacak. Düsseldorf'ta. Dedi ki illa sen bineceksin. Hatta bir hafta evvel koşmuş ikinci olmuş. Ya kim binse kazanacak beni dedim. Ya getirme işte uçağa bineceğiz falan ben korkuyorum dedim. Ya yok falan dedi. Bir de bindik havada sallıyor mu bizi böyle çok bildiğin gibi değil. Gittik bindik. Yarış 2400 metre. Böyle aynı buranın düzü gibi böyle yokuş çıkıyorsun. Bir yokuş aşağı indi. Ben korktum at dönmeyecek diye. Karşısı böyle tel. Allah Allah. Abi yani hiç öyle bir yapısı, öyle bir mi? Çok keskin bir viraj. At da bir öyle döndü. Bizim atlar olsa dönmez ama yani, yani alışmadığı bir sistem, alışmadığı bir bizim pistlerimiz çok düz yani. Yurt dışına gelenler hep zaten bizim pisti anlatırken öyle fair yani böyle hani düzgün diyelim böyle yani dürüst bir pist. Rusya'ya bakıyorum imparator konuşurken de hakikaten yani o oraya gelen Amerikan atlarından fizik olarak filan da hiçbir eksiği yok. Maşallah ya. Çok etlenmiş Kore orada. Bir de alev alev olmuş hatta. Evet. Bayağı. Güzel olmuş. Bol şanslar haftaya daha çok inşallah görüntü alırız. Hem Bulut'tan hem Emre'den. Kadir orada mı bilmiyorum Kadir Kıygır'da. Oradaysa Kadir'den, Fedai Bey'den daha böyle ahırdan da görüntüler istiyoruz. O heyecanı yaşamak istiyoruz yarıştan önce. Bu görüntüler için de çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Heyecan giderek artıyor. Yani. Tekrar teşekkür ederim. Haftaya daha detaylı konularla. Bir bağlantı yaparız yine haftaya. Çünkü yarışa da çok az kalmış olacak. Tabii ki. 3-4 gün kalmış olacak. Dolayısıyla daha detaylı yorumlar için vaktimiz var. Büyük ihtimalle Selim ve Halis de orada olabilir haftaya pazartesi. Onlara da bir bağlantı belki kurabiliriz. Bugün sabah Mustafa'yla orada bir yani bir 5-10 dakika konuştuk. İşte 7'sinde gidecek falan diyordum. Ben yok dedi. 10'unda falan gidecekmiş. Evet. 10'unda. Dolayısıyla sadece sprintide. Bizim programımız 11'ine mi denk geliyor? 11'ine. Dolayısıyla Halis orada olmuş olur. Selim orada olmuş olur. Bir belki güzel bir bağlantı da yapma şansı bulabiliriz. Evet, koşulara geçelim. Sonra sorularınız da var. Onları da konuşacağız. Mesela Maiden safkanlarla ilgili düzenleme olur mu diyen bir yarı severimiz var. Sorarız. Atahan abiye de, İmparator'a da. Farklı bulduğum birkaç soru da var. Onları da ekranlara getireceğiz. Urasan'la ilgili sorularınız var. O koşu geldiğinde konuşalım onu. Ama önce Bitcoin'in galibiyetiyle başlayalım. Zira bu hafta grup koşu bakımından Atahan abinin programın ilk dakikalarında bahsettiği gibi çok sayıda örnek gördük. Bitcoin'le başlıyoruz. İmparator'un farklı analizlerini bekliyoruz deyip görüntüleri alalım. Süleyman abi burada tabii Bitcoin yarışında favorilerinden biriydi. Bitcoin bundan evvelki kazandığı yarışta biliyorsunuz çok zor bir yarış kazandı. Evet. Düzdü en altta döndü. İnanılmaz bir yarış kazandı. İşte ne dedik işte Özcan orada çok kamçı kullandı falan. Bu koştu yarışta at bu hafta çok kolay yarışın her yerinde. İnanamadım gözlerime o, onun için. Ya bu nasıl oluyor diyorum. Bitcoin için çok. Bildiğimiz Bitcoin bu değil değil mi? Evet kolay bir yarış oldu. Hakikaten bu değildi. Yarışın yavaş başlaması, onun hemen öyle ön tarafa akması çok lehine oldu. Ya tabii trakus yok ama hani. Kumunda yani Adana'nın gerçek şampiyonu benim. Dedi yani bu yarışta. Değil mi? Harika koştu. Şimdi tebrik ediyoruz. Gutköy'de zaten ilgilerini. Dubai'deyken orada evet. Tam şimdi hükümdarlığını ilan etti yani biraz. Kugur çünkü koşmadı sanıyorum pas geçti bir yarışı bilmiyorum. Evet. Doğru. Sağlık durumunu inşallah iyidir. İlginç bir detay şöyle var sizle paylaşayım. Bitcoin bugüne kadar koştuğu
26 yarışta sadece 3 defa kapalı gözlük takmış. Bunun ikisi son iki koşusu. Aa. Evet. Güzel detay. 2017 yılının ortalarında bir kapalı gözlük denediği bir yarış var. Orada virajı önde dönüyor 3-4 boyu. Dışından bir at gelip son anda onu geçince sanıyorum gözlüğü orada çıkartmışlar. Ama evet. Bir daha hiç gözlük takmıyor. Fakat iki yarıştır gözlük takıyor ve at iki yarıştır da kazanıyor. Yani belki çok farklı yarışlar birbirinden ama bir tanesi hakikaten geçen kazandığı yarış inanılmaz bir yarış yani. Ama bu defa İmparator'un dediği gibi yani yarışı her yerinde. Şimdi ben burada anlamadığım bir şey var. Çok farklı koştu. Özcan kamçısı çıktı. 400'den beri tek elinden böyle kamçıyı sallıyor. Bu yarışta. Bitsin yarış anlatacağım. Hadi zaten. Bu arada Engin bizi izliyorsa. Gezinti yapar gibi bu yarışla koştu. İlgili de bize bir detay vermek isterse mutlu oluruz. Anlatacağım. Yani. Bu kolay alalım 400'e evet. Bunu. Şimdi bizim jockeylerin çok yaptıkları bir hata var. Ben bir şey bak daha şimdi, soracağım burada sana. Burada şu anda dışarı çıkartmaya çalışıyor. Dışarı çekiyor. Bak, düzeltecek şimdi. Kamçıyı sol elinden gösteriyor. Görüyor musun? Evet kullanmadı. Altta gözlük var. Görmüyor ki sen. Boşuna sallıyorsun eli. Yani o eli boşa sallıyor. Ses falan yapar mı Süleyman abi? Yapmaz hayır öyle. Canım. Yok, yani, öyle sallıyor. Yani işte o... diyorlar yani işte, boşa sallayış. Tabiri caizse dumana sallayış. Yani, açlık dilinde dumana sallayış. İşte boşuna sallıyorsun. At genelde biliyorsun hep bariyer dibine yatıyor bu at normalde. Yani çok öyle hani yarış değişmesi falan da çok oldu. O 400'deki o dışarı çekişi ya bu nasıl olsa içeri yatacak. Ben bunu mümkün olduğu şimdi kadar dışarı alayım falan diye mi yaptı onu anlamadım yani. Oradaki dışarı. Ama o tür çekişler iyi değil bu süratte koşan bir atçı. Şurada özellikle mesela. Evet. Biraz daha uzaklaşmak yani istiyor onlar. Daha da çıkmak istedi. Hala. Sonradan başıma bir iş gelmesin diye mi? Bir tedbiren mi yaptı acaba? İçeri yatan atı niye soldan bir de soldan şimdi bir tane kullanacak? Evet yok. Bak. At zaten içeri gitmek istiyor. Niye soldan kullanıyorsun? Sonra aldı iç sahilini aldı mı? Aldı sahilini ama. Aldıktan sonra ip gibi gitti at yani. Çok kolay yatmadı kazandı içeri yani. Gitmedi yani. Evet, Bitcoin'in uzun süredir böyle kolay kazanıyor. Yani ayağını değiştirdikten sonra arkadaki, daha da hücum etti. Arkadaki atlar başka bir yarış evet, koştu yani. Evet, ikincilik için harika bir yarışma var. İki arkada. Yarış koşuldu burada yani. Öndeki at başka bir evet. Yarış koştu, arkadakiler başka bir yarış koştu. Arka tarafa dair yarış dışı bir şey sorayım. Humbara ile Semko'ya ikinci oldu. Evet, Humbara. Süleyman abi senin de tabii görüşünü alacağım. Çünkü sen de Adana'ya tabii o zaman şimdiki gibi değildi. Çok daha seçerek, daha az giden jokeylerden biriydin. Önce sosyal medya paylaşımı üzerinden Atan abi işin o tarafını sorayım. Sana da jokeylik kısmına bir soru gelmiş olsun. Selim Kaya uzun süre sonra ilk defa Adana'ya gidiyor. Humbara'ya biniyor. Ve akşamına Instagram hesabından görmedim. Adana seyircisine teşekkür ediyor. Öyle ve mi? O gün Adana'da olan yarış severlerden şöyle bir tepki geldi. Yani hipodromda yer yerinden oynadı. Öyle bir sevgi gösterisi. O da akşam böyle kendi tarzında bir teşekkür yayınladı. Yine geleceğim sizin için dedi. Yine gelecek ben diyor yani. Yine gelecek ben. Rahatiye bakın. Şimdi Selim'in ben hakikaten geçen... yurt dışı yarışa gideceğiz abi. Gidelim o zaman. Dönüşte Selim Kaya meselesini de konuşalım. Sayın yarışseverler, 5. koşuya katılan Safkanlar yöneltiliyor Baksa. 1 numarada Brexit means Brexit. Baksa yakın ve yeriniği aldı. Ardından 3 numaralı Anif. Baksa giriş yapıyor. Ve o da koşuya hazır. 5 numaralı Pike Corner Cross. Yerini aldığı son safkan Berluska. 4 numaralı Berluska da koşu için yerini alan son isim oldu. Atlar hazır start verildi ve 5. koşu başladı. 4 numaralı Berluska koşuya 2 boy geç başladı. Liderliği ise 5 numaralı Pike Corner Cross alma çabasında fakat hemen dışından hamle yapan isim var ki bu da 2 numaralı Street Poet oldu ve şimdi 2 numaralı Street Poet öne geçti. Bir boy fark yapıyor. Takipte kaldığı 5 numaralı Pike Corner Cross yarım boy kadar gerisinde. 3. sırada 3 numaralı Anif var. Anif'in hemen dışındansa doldurup 4 numaralı Berluska önlere geldi ve bir anda 2 numaralı Street Poet'in dışına kadar geldi. Bu safkan ve ikinciye kadar girdi. 1.5 boy kadar geride 3 numaralı Anif var. Anif'in içinde iç kulvarda 5 numaralı Pike Corner Cross 1.5 boy kadar geride. Dış kulvarda 1 numaralı Brexit Means Brexit 5. sırada ve son sıradaki safkan 6 numaralı Red Touch şeklinde son 1 metreye giriliyor.
Az farkla şimdi liderliğe 4 numaralı Berluska aldı ve farkı şimdi yarım hatta bir boya kadar çıkardı. Bu safkan yarışta lider oldu. Bir boya kadar peşindeki numaralı Street Point takipte. Onun hemen dışına hamle yapan isim 3 numaralı Anif. Anif'in bir boya kadar gerisinde 5 numaralı Pike Corner Cross var. Onun hemen dışına ise 1 numaralı Brexit Miss Brexit geldi ve son sırada ise 6 numaralı Red Touch şeklinde düzle yaklaşıldı. 4 numaralı Berluska yarışın şu anda lideri. Bir boya kadar peşine bu kez 3 numaralı Anif ikinciliğe girdi. Yarım boya kadar geride kaldı 2 numaralı Street Point hemen dışına ise 4. 1 numaralı Brexit Miss Brexit geliyor. Bir boya kadar geride kaldı 5 numaralı Pike Corner Cross. Yine son sırada 6 numaralı Red Touch şeklinde son düzle yaklaşırken liderlik el değişti. 3 numaralı Anif geldi öne geçti. Dışına ise bu kez 1 numaralı Brexit Miss Brexit geliyor. Ve dış kulvar gelen bir numarada Brexit Miss Brexit ile Anif yan yana oldu. Son 200 metrede Asfak'la 3 numara Anif önde. Dışında Brexit Miss Brexit var. Son metrelerde Anif lider. Brexit Miss Brexit geliyor. 3 numarada Anif kazanıyor. 1 numarada Brexit Miss Brexit 2. oluyor. 5. koşunun galibi 3 numaralı Anif oldu. Gayri resmi olarak 3 numaralı Safkan'ın galibiyetiyle üçlü gayını başlattık. 4. ayağın gayri resmi galibi 3 numaralı Safkan diyelim. Yarış sonucunu tam olarak arkadaşlarımız altyazı olarak sizlerle buluşturacaklar. Selim Kaya'dan bahsettik. Yaklaşık 10 ay sonra Adana'ya geldi ve 2019 için ilkti. Tam sözü Atan abiye atmıştım. Evet. Yurt dışı yarış arasına gittik. Yani Selim Adana'ya hakikaten şimdi tekrar baktım arada. Çok az gidiyor. Bu evet. Sene 2 kere gitmiş, geçen sene 7 kere gitmiş, ondan önce 5 kere gitmiş. Aynen. Böyle bir Adana'ya çok gitmemiş son yıllarda. Ama o da özlemiş Adana'da atılmayı belli. Şimdi gördüm Instagram'daki şeyi de çok güzel hakikaten. Ya Selim sosyal ilişkileri çok kuvvetli bir. Yani yarışseverle temas etmeyi çok seviyor. Yarışsevere kesinlikle. Dokunmayı çok seviyor. Böyle kendini çok hani saklayan, gizleyen birisi değil. Ben onun o taraflarını çok seviyorum. Yani o insani taraflarını çok seviyorum. Şimdi Selim'in birçok insan bilmez. Selim hani kendimden bildiğim için de söylüyorum. Hani böyle üzüntülü günlerde, zorlu günlerde Selim hakikaten çok gerçek bir dost, kardeş, abi bir kardeşimiz. Onun o samimiyeti her zaman bize geçiyor. Pek çok böyle ilişkileri olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla hani yarışseverle kurduğu bağ da hakikaten çok çok özel bir bağ. Yani bunu kesinlikle. Herkes kuramaz yani. İmparator daha güzel cevap verir onlara. Evet. Bana göre hani benim yaşımın yettiği süreçte yarışseverle bu kadar çok temas eden, bu kadar çok paylaşımda İletişime bulunan belki de birinci jokey. Hani ben çocukluğumdan beri dayıyı da çok seyrederim. Dayı da böyle hani biraz hani özellikle şeyin içerisinde, bu dünyanın içerisinde böyle dokunulmaz bir insandı. İşte Halis de öyle çok böyle şeyleri temasları çok olmaz. Ama Selim bunu çok seviyor. Oradan bence besleniyor. Yani öyle. Selim'in şu anda ki imparator çok söylüyor yani onun için jokeylik çok zor. Yani ekmeğe hasret, yemek yemeye böyle özlem duyan bir insan kilosundan dolayı. Çok böyle gitti geldi yaşıyor. Bırakayım mı bırakmayayım mı diye. Aynen. En son tabii Ramazan'ın vefatı, Ömer'in. Sevgili Ömer'in vefatından sonra bunları daha çok yaşamaya başladı. Daha duygusal bir noktaya geldi. Bütün bunlar olurken tabii o temas, seyirciden ona gelen, yarışseverden ona gelen o elektrik, o dokunuşlar onu burada bence tutan önemli faktörlerden biri. Tabii ki atları çok seviyor. O, onu zaten söylememize gerek yok. Mesela bu Dubai meselesi bile Selim'i tekrar şevklendiren değil mi? Onun tabii, aradığı ya, tabii. Şeyler tabii, var. Yani biraz da bunun için yapıyor zaten bu işi. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu yaşamak için de yapıyor. Ben öyle hissediyorum yani Selim'de. Ben tam tersini düşünüyordum. Ben tam tersiydi. Selim'in bu jokeylerin şeyinden sonra bu eylem planından sonra Selim'in biliyorsun bizim bu programda bana bir isteği vardı burada anlattım. Evet. Tamam mı? Hı hı. Orada bazı şeyler söyledi. Tabii ben onları burada söylemedim ben.
İşte yalnız bu atlara bineceğim falan babında onu burada açıklamak istemiyorum. Eyvah Selim'in jokeyliği bitti dedim ben. İşte %10 almazsam bilmem falan filan dedi. Ben kendi kendime dedim eyvah dedim Selim'in jokeyliği bitti. Çünkü neden? O tür binersen Melike'ni kaybedeceksin. Azat bineceksin. Senin yani atçılığa bir faydan olmayacak. Canın istediği zaman bineceksin. Canın istemediği zaman binmeyeceksin. Ama gördüm ki Selim bu hafta 2 tane yarış kazandı. O yarışları gördükten sonra Selim binmeye karar vermiş. Yeniden bu işi en iyi şekilde yaparım, yapacağım demeye karar vermiş. Ama o günkü konuşmada öyle değildi. Ben eyvah dedim. Eyvah. Dedim bu yalnız işte o malumatlara binecek. İşte yani dışarıda da bazı ekürlerindir. Ben başka türlü konuşuyorum. Anlayanlar o atlara binecek. Onun dışında atlara binmeyecek. İşte kim %10'la bindirmek istiyorsa onlara binecek. Bunu da söylediği zaman kimden otele gidecek, kimden otele gelmeyecek. Benim düşüncem tabii bu. Eyvah dedim Selim sen bu iş böyle yürümez. Benim düşüncem. Melike'ni kaybedersin. Ne kadar azat binerse bir jockey. O kadar kondisyonundan da kaybedersin. Her türlü kaybedersin yani. Şimdi 3 tane eteceğine 1 tane etmeye başlarsın atı. Ama bu hafta kazandığı 2 tane yarış var ki. Ki birazdan yani, en azından birini konuşacağız. Ben bu mevzu geldi diye. Tabii. Yoksa tabii, oradan tabii. Sonra ama konuşacaktım. Benim söylediğim senin söylediğin ters bir şey değil. Yani. Ben yok, başka bir şey söylüyorum. Demiyorum ama yani o zaman bir hatta şöyle de bir vardı. Şey olabilir Süleyman abi. Yani Atan abinin dediği gibi bu sahadan yani seyirciden aldığı o reaksiyon işte, da onu sizin dediğiniz gibi atıştırdı. O tamam olabilir ama Selim'in o önce sezon başında böyle bir isteği yok. Selim çok benim görüştüğüm çocuk ya. Hadi 5 sefer sordum çok, ya. Yani ben size bir şey söyleyeyim yani Selim'in %10'a binme hikayesi Selim'in asla parayla ilgili bir beklentisinden bir konu değil. Bir konu değil yani. O bunu ama başka bir prensip olarak belki söyledi. Ama şimdi çok merak ettik biz de. Yarış severlerle de paylaşmamızda hiçbir mahsur yok. Bu söylediğiniz şeyden sonra tabii bu hafta Tuğban İze Taksoy Kürsün atlarına bindi. Tabii. Biz tabii arada konuşurken burada stüdyoda acaba Tuğban Bey'in atlarına öyle mi bindi? Anlaşma mı yaptı derdik. Ben Tuğban Bey'e sordum. O da çok samimiyetle cevap verdi. İyi akşamlar. Bizim ekürümüzle alakalı böyle bir durum yok. Zaten olamaz da. Evet. Neyse. Özüne döndü şekil. Selim. Yani benim odur. Demek istediğim o. Selim'in de bizden böyle bir talebi olmamış zaten. Tabii. Yani demek ki fikrini değiştirdi. Ya işte onu söylüyorum. Selim çok yani bilmeye karar verdi. Selim çok hakikaten tabii sen bizden de mutlaka tanıyorsun ama evet. Ben bazı özel konularda onunla hakikaten yani bizler telefonda Selim'le karşı karşıya ağlamış insanlarız o kadar söyleyeyim yani. Biz karşı karşıya 10 dakika 15 dakika yeri geldi ağladı konuşamadık mesela. Kayıplarımız oldu, hastalarımız oldu. O samimiyette hani o çok böyle duygularıyla şey yapan bir insan. Hareket yani eden, tabii. Evet. O hani o işte mesela o Adana'ya gidip Instagram'a koyduğu video evet, onu evet. İzlesin yarı severler. Mutlaka izlesin. Tamamen kalpten yani bütün samimiyetle yaptığı bir şey. Anladın mı? O şimdi oradan öyle bir beslendi ki. Tabii. Altına yorumlar. O şimdi söylediği her şey gitti uçtu gitti yani. Ha yarın yine onu yaşayabilir. Uçlarda da yaşayan bir adam Selim. Doğru. Hani İnzivaya çok ters. Çekiliyor, aynen. Öyle şeyler de yapabiliyor ama tabii biz hepimiz buradaki hem bizden hem yarı severler. Ama jockeylikte böyle bir şey yok yani. Ama öyle. Selim yani bu adam öyle. Selim geçen sene mesleğine ihanet etti ben sana söyleyeyim. O senin değerlendirdiğin. Geçen ben sene bir şey mesleğine ihanet etti. Bir tek bindi atlar belli yani. Öyle olmaz. Sen bu sen, klasta bir sen, adam sen, için sen bu mi? Klasını her tarafta kullanacaksın. İhtiyacı yani sahada da ihtiyacı var yani İlk Selim defa Bey'in. İşte bu sene özüne döndüm. Güzel. Yani bu sene bu hafta belli oldu ki ben varım dedi. Aynen. 2019'da dedi. Şimdi benim soracağım soruya yakın Fahrettin Bağrı bir katkı yapmış. Hı. Onu sorayım Süleyman abi size. Eski yıllarda kışın Adana ve İzmir diye takvim bölünürdü. Evet. İzmir jokeyleri, Adana jokeyleri belliydi. Tamam. Ancak açık yarışlarda işte Akın Özdeniz gibi, İmparator Süleyman Aktı gibi Adana'ya giderlerdi bazıcıklar. Ve ben hani küçük yaşta bir yarış severdik. Babama selam olsun. Süleyman Aktı Adana'ya gidiyorsa kuponu doldururken bir Süleyman Aktı oynardık. Çünkü gidiyorsa hedefli gidiyor gibi. Şimdi öyle değil tabii. Şimdi daha mobil. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün baş jokeyler Adana'ya da gitse, İzmir'e de gitse seyirci akar. Tabii. Muazzam bir seyirci gelir.
Mesela iyi atların koştuğu gün, iyi jokeylerde gitsin. O gün bir bakarsınız ki altılı ganyan. Tabii tevzi yükseliyor. Yani ben jokey kulüpte yetkili bir görevli olsam onların oraya gitmesi için onları ekstra zorlarım. Adana mesela, Adana o gün stat var ya, dolar yani. Yani yarı sahası o gün dolar. Kesinlikle. Onun için satışa, tevziye, her şeye. Her şey yani. Bugün Selim'in ilk yetiştiği yer Adana'dır. At binerken. Tabii ki Adana'nın gönlünde Selim'in şeyi çok farklı. Yeri farklı yani. Selim Urfa'dan geldiği zaman ilk gelip yetiştiği, kazandığı o güzel yarışlar bilmeye başladığı yer Adana. Adana seyircisi tabii ki unutmuyor onları. Tabii. Dolayısıyla Selim Kaya'ya selam olsun. Evet. Selam olsun Selim Kaya'da. Hem Instagram'daki paylaşımları hem yarış severin ona ilgisi. Adana'da böyle bir başlangıç oldu. Atan abinin dediği gibi Ömer'in MyHeart'la da bu yıl ikinci kez Adana'da gördük. Belki ilerleyen dakikalarda o koşuyu da konuşma şansımız olur. İkinci görüntülerimiz için İzmir'e gideceğiz ve oradaki Grup 2'yi değerlendireceğiz. Lead Soldier, Grup 2'nin galibi oldu. İmparator'un Lead Soldier kaybettiği bir yarış sonrası yaptığı yorumdan sonra bugün de kazanıp programımıza gelen birçok mesajın da konusu oldu. Lead Soldier için o gün kaybetmezdi dediniz ve o yarıştan beri kaybetmiyor. Bu kez mesafe 1400'dü. Jockey'i Uğur Polat'tı. Neler söylersiniz? Bu yarış için çok şeyler söyleyeceğim. Oo. Evet. Tabii ki Lead Soldier yani bu mesafenin en iyi atı. Ve de zaten çok da iyi bir at. Güzel de kazandı. İlgililerini tebrik ediyoruz. Uğur da çok iyi bindi. Şimdi bir yarış sever Instagram'a yazıyor, diyor ki Süleyman Aktı diyor, Halis Karataş'ın Arif Kurtel'in atlarına binmesini istemiyor diyor. Allah Allah. Tabii. O nereden icap ediyor? Bilmiyorum nereden icap ediyor. De binecek. Angel of Death'e gidiyor. Angel of Death'e gidiyor. Ama öyle bir şey oluyor ki Özcan ceza alıyor. Ceza alınca Ali söz verilmiş. Ali söz veriyor. Eyvah. Kaymıyor. Doğrusu bu ama yarış severin bunu nasıl böyle algılıyor? Sen de bağlantısı nereden? Benden bağlantısı ne? Ben onu anlamadım. Anlamış da değilim. Harfi anlattım, bunu gülmeye başladım. Şimdi biz kimle çalışıyoruz? Ahmet Celaloğlu ekürüsünden. Madem bu işlere ben bakıyorum da niye ben Arif Kulter Ökülsü'nde çalışmıyorum? Ya da niye Celaloğlu bütün atlarını Halis binmiyor? Ama belki binebilir. Veya Can binmiyor. Hayır yani. Ama şeyin, yarış severin algısı çok farklı. Öyle bir şey yok yani. Onu anlatmak istedim. Güzel. Lead Soldier'a yani Uğur nasıl bindiği de böylece netleşmiş oldu. Şu soru olabilir hani. Halis ekürüyle beraber at biniyordu. Tabii. Tamam, ikinci koştuğu bütün yarışlarda. Şimdi bu at da bir çok kabiliyetli bir at. 7. yarış. Biliyorsun 5 birinci, 2 ikinci. Şimdi bu sülalede bir at daha var biliyorsunuz, hızlı. Doğru. Böyle kırat. Bunun abisi. Bunun Filip. Bunun Filik öbür kıratın annesi. Onun ismi neydi bakayım? Bunlar abi kardeşler bence. O da sentetikte iyi koşan Kırat'ı diyorsun. Kırat'ı diyorum ama. Son of bir şey o da ya. Son of Legend miydi? Son of Legend olabilir, evet. Son of Legend. Evet, son of Legend'ı, bunun annesi farklı. Öyle mi? Kardeş değil mi onlar? Filiğin tayı oluyor. Bunun annesi Filiğin dişi tayı. O taydan bu doğuyor. Derya Sultan. Derya Sultan. Doğru. Filiğin yavrusu. O da Son of Legend'da. Filiğin yavrusu. Yani bunun annesiyle kardeş. Filik de şeyin yavrusu tabii ki. Led Soldier uzunu koşarsa bu yarış 1600 olsa yine gelecek bir yere. Tabii. Tahmin etmiyorum, 1600 olsa da gelmeyecek de 1900-2000'lere dönerse gelecek. Bayağı kapattı sonlarda farkı. Kim yarışı olursa öbür at çok farklı koşacak. Ayakları düz bassın diyelim. Bu yarışta anormal bir sürat var. İnanılmaz. Yani şimdi bir ara Led Soldier da gidemiyor yani. Dördüncü sırada. Evet. Gerçi yeri çok güzel. O yerinin de bir avantajı olduğu için. En güzel yerde gidiyor ya. En güzel yerinde gidiyor. Önündeki at tempo veriyor. Hemen arkasında onun kumundan kendini koruyor. Bir şey sorayım. Yani jockey psikolojisi nasıl çalışır orada? Mesela böyle büyük ciddi bir düşme yaşandıktan sonra ilk bindiğim böyle birkaç yarışta böyle bir tedirginlik
Hiçbir şey olmaz. Hissedilir mi? Hiçbir şey olmaz. Mesela ailesin oraya... Ben duyuyorum onları. Hayır, mesela ailesin, yani bu akla gelen sorular. Ailesin bu kadar dışarıdan, yok, bu kadar şey dönmesi, geniş dönmesi virajı falan. Ya işte zaten pistin düzlükte en güzel gelinecek yeri arkadan hücum eden at için orası. Zaten öbür atlar... Çok açıldılar pistte. Yani. Çok yayıldılar bütün pistte. Evet. 6 tane at. Şimdi, yani aralarından 3'er 4'er at geçecek şekilde döndüler yani. Şimdi Halis tabii ki çok iyi bir profesyonel. Halis, hani zannediyor musun ki evde mekanik, hani her gün mekanik biniyordur evde. Atın üstünde de çok iyi. Bakma bir şanssızlık oldu. 6 yarış bindi kazanmadı falan diyorlar da. Önümüzdeki haftalarda görürüz. Onu da atan abiye sorayım. Yani başlangıç, işte yarış severlerden o tarz sorular da geliyor. Süleyman abi iyi pas attı her zaman olduğu gibi. Hani başladı, 6 at bindik, henüz kazanamadı. Ya zaten hani Mustafa ile tesadüfen ben de konuştum. Yani o zaten ilk bindiği gün, 2 at bindiği gün bir tanesine bir yarış binelim diye konuşmuşlar. Ama bir ikinci at daha orada şey olmuş, gelmiş. Ama hani şimdi bu performansları, kötü performansları diyecek. 6 yarış olmuş. Bir ikinci, iki tane üçüncü olmuş. Abi şanssızlık. Hiç. En son kazandığı atla da bayağı kısalttı yarışı. Ağır kilo, hafif kilolu bir ata son onunla getirdi. Onlar ölçü olmaz yani. Onlar gelip geçici şeyler yani. Mühim olan dönmüş olması. Tabii sağlıklı ki, bir şekilde başlamış ki, olması. Dolayısıyla yani, Halis Karataş açısından da sizin sorularınıza böyle bir cevap vermiş olalım. Kısa bir reklam arası vereceğiz. 30 saniye sonra huzurlarınızdayız. Bir yere ayrılmayın diyelim. ...32 koşu, 9 birincilik, 4 ikincilik. 22 kez ilk 4'e giren Safkan'ın tabela başarısı %69. En Yalios. Grup 1 Türkiye Jokey Kulübü koşusu galibi, 3'ü de grup 2 olmak üzere Celal Bayar, İsmet İnönü ve Mehmet Akif Ersoy koşuları zaferleri. Grup 1 Gazi ve yine grup 1 Cumhurbaşkanlığı koşusu üçüncüsü. Celal Bayar koşusunda son 15 yılın pist rekoru onda. Sahibine 2.3 milyon lira kazandırmış bir Safkan. En Yalios. En Yalios İtalya oldu. Yarım boyda fark yaptı. Fark bir boy oldu. Türkiye Jockey Kulübü kupasını 3 numaralı En Yalios kazandı. O şimdi harada. En Yalios sahalarımıza kendisi gibi yüksek karakterli safkanlar kazandırmak için 5000 lira aşım ücreti ve canlı tay garantisiyle Şanlıurfa aşım istasyonunda. O Gazi Apoletli şampiyon safkan Blaise Duvin'in babası. Start aldığı 65 koşunun 16'sı grup olmak üzere 27'sinden zaferle ayrılan gerçek bir efsane. Win River Win. Yarış kariyerinde start aldığı koşularda %83 gibi muhteşem bir tabela başarısı olan Win River Win, sahalarımıza kendisi gibi üstün vasıflı safkanlar kazandırmak için kısraklarınızı bekliyor. Çim, kum, uzun, kısa, ayırt etmeksizin her mesafe ve pistte unutulmaz yarışlar kazanan Win River Win, ülkemizde kazandığı 3 grup 2, 13 grup 3 koşunun yanı sıra Dubai'de de bizi gururla temsil etmiş, Grup 2 Godolphin Mile'da dünyaca ünlü safkanların arasında ikincilik elde etmişti. Gazi, Çaldıran ve Ankara koşuları galibi, Blaise Duvin ve Türkiye Jockey Kulübü koşusu galibi, En Yalios başta olmak üzere, Zafer Ateşi, Terex, Zealous Line, Şeker Ağa, Win The West, Ak Diamond, Grey Empire'la Katma Değer ve Run and Win gibi üçlü yavruları sahalarımızda fırtınalar estiren Win River Win'in koşan 284 tayından 139'u toplamda 460'ın üzerinde yarış kazanma başarısı gösterdi. Ünlü aygırlar City Zip ve Ghost Zipper'ın temsilcisi Win River Win'in yavrularının toplam kazancı şimdiden 34 milyon liranın üzerinde. Win River Win başarılı kanatlının yeni temsilcileri için 12 bin lira aşım ücreti ve canlı tay garantisiyle Karacabey pansiyonu arada. Ahanoro, Dr. Devious, Sadler's Wells, Danzig gibi ciddi isimleri pedigrisinde bulunduran Strongbolt, son derece uygun aşım bedeliyle bu sezon yetiştiricilerin hizmetinde. Pist ayrımı yapmadan her türlü pist koşullarında başarılı olan Strongbolt,
canlı tay garantisi ve 3000 TL aşım bedeliyle Adana Seyhan Aşım İstasyonu'nda bu seneki tercihiniz olsun. Uzak fark yaptı Strongwolf ve yarış hayatının 4. koşusunda da pistten birincilikle ayrılacak 3 numaralı Strongwolf. Tepki mesajları geliyor. Bu nasıl 30 saniye diye. Yönetmenimden özür dileyerek 4 dakika 30 saniyeyi ben 30 saniye olarak duyup hemen kulaklıktan gelen bilgiyi verdim. Kusura bakmayın bir 4 dakika için ama. Ölümlerden ölüm ben sen şimdi. Seni ne yapacaklar biliyor musun? Eyvah eyvah eyvah. Ya bir katkı geldi. Fazla geçmeden söyleyeyim. Tabii ki. Sevgili İbrahim Bekiroğulları'ndan Bitcoin'in antrenörü. Selam olsun. Kapalı gözlüğü sormuştuk filan. Gözlüğü diyor. Normal gözlükten çok daha fazla kestik. Yani kamçıyı görebileceği şekilde gözlüğü kestik. O yüzden kullanıyor. Kamçıyı hissediyor. Yarışın tabii bu kadar kolay gitmesi de diyor. Tabii Glowy'nin ve Saadet'in burada tempo. Bir temposu onun da daha arkada veya daha önde gitmesi hı-hı. de ister istemez sebep oluyor diyor. Yani şimdi İbrahim Bey şeyi kurtarıyor burada. Özcan'ı mı kurtarıyor? Yok yok hayır yani şey... Kamçıyı görüyor dedi ya. Yani gözlüğü tam gözlük değil onu. Kesilmiş yani yanları açmışlar. Yani. Tabii şey buradan gibi. O detayı görme şansımız yok bizim tabii ki. İyi bir katkı. 2-3 ilginç katkı var. Bir yarış severimiz kız istemeye gidiyormuş ailesiyle birlikte. İmparatoru götürsün kesin verirler. Bak ben onun yerinde olsam kesin imparatorla giderim. Kız istemeye diyor zorla kaldırdılar. Babam da kızdı diyor. İnşallah isteyeceğimiz kız bunları duymaz diyor. Yalnız birkaç tane öyle kız isteme nikah şahitliğim var. Maşallah hepsi devam ediyor. Maşallah o güzel. Maşallah. %100 garantili. Yani. Sen haftaya yandın. Kaç kişi gelecek? İmparatora farklı sorular da var. Hadi sorayım. Diyor ki bir yarış severimiz. Cem Bey. Kuşçu Cem. Gittiği zaman duygulandığı bir hipodrom var mıdır? Sorarsanız sevinirim demiş. Valla bizim için hipodromların hepsi bir. Çünkü bir jokeylik yapıyorsanız bütün hipodromlar sizin için çok değerli, çok kutsal. Ben buradan Urfa'nın açılışına gittim. Urfa'nın açılışında yarış bindim. Ya ben de oradayım. Yani şimdi ben buradan da söyleyeyim. Yani o zamanın Urfa'nın iyi jokeyleri binmediler. Ben gittim bindim. Onlar şimdi isim vermeyeyim. Ha Urfa'nın iyi jokeyleri yani tamam jokeyleri zaten. İyi jokeyleri belli zaten. İyi jokeyi belli yani o zaman iyi jokeyler yoktu zaten. Bulmamız çok yani, kolay. Çok ben kolay bindim Urfa'da hakikaten ata bindim. O gün binmediler yani. Ya hakikaten. Ha. Böyle bir şey. Kulübün için demin söylediğim şey önemli yani. Bu jokeyleri yani, böyle özel günlerde evet. Hakikaten rica etmek hep beraber. Ya, bir kulüp yönetimi, tamam. Baş jokeyler, yorumcular hep gitmek lazım. Öyle ya. Çok da kötü atlardı. Bir tanesi 4. oldu. Birisi geri geldi. Ama biz Urfa'da o Urfa açılış günü yarış bilmemiz icap ediyordu. Gittik, bindik yani. O kadar önemli ki ufak diyorsunuz ama evet. Birçok yarış sever içinde orada belki hayatında ilk defa evet. Bu tarz bu büyüklükte jokeyler gördüler. Tabii herkes orada sporunu yapıyor ama kariyerli jokeylerin gelmesi de ayrı. Evet. Atan abi de İzmir'in açık yarışları hazır lead solcuları konuşulmuşken yarış severimiz diyor ki hem hipodromun yoğunluğu hem seyircinin coşkusu. Tabii. Ya her hipodrom tabii Süleyman abi dediği gibi değerli ama şimdi imparator bakıyorum bir şey der mi diye zor konuşuyorum. Ya İzmir hipodromu tabii çok şirin, çok güzel bir hipodrom. Çok da eski bir hipodrom işte bir tarafı cennet arası hipodrom kendisi ama ya sanki böyle İzmir daha şey bir hipodromu hak ediyor gibi geliyor artık yani. Değil mi? İzmir modern, büyük. Çünkü İzmir'in seyircisi hakikaten çok sahip çıkıyor. İnanılır gibi. İzmir'in bir özelliği var. Mesela altılı ganyan müşterek bahis İzmir'de uç noktaya erişiyor. İstanbul'a geldiği zaman İstanbul oraya geliyor. Mesela diyelim ki 2 milyon orada 2 milyonu buluyor. Buradan mesela 1.7-1.600'e gidiyor. Orada bir bakıyorsun 2'yi buluyor. Buraya döndüğü zaman burada da işte 2 ile gidiyor. Yani gelecek sene 2.200'de buradan giderse orada 2.5 oluyor.
Ulan yani kış sezonu İzmir'in koyduğu çıta diyorsunuz. Çıta her zaman yükseltiyor ve büyük yarışta inanılmaz kalabalık oluyor. Aileler, herkes orada. Bu arada bir de tabii hipodromunu küçük olmasa şey. Ben mesela şeyi merak ettim. Bu 2000 geçen sene bakmıştım 2017 rakamlarına. En çok hipodroma hangi hipodroma yarışsever geliyor? Biletli kapıdan diye baktım. Mesela ben orada şöyle düşünmüştüm. Ya İzmir mutlaka birinci ikinci ya çıkacak bir diye çıktım ama birinci ikinci çıkmadı. Aa. Evet, birinci İstanbul, ikinci Ankara çıktı. Tabii bilmiyorum. Ankara mesela o kadar büyük hipodrom ki seyirci gözükmüyor. O kadar geniş ki yani seyirci var mı yok mu şey yapamıyorsun. Vallahi mesela İzmir 3 çıktı. Çok enteresan. Yani, Ankara açıldığında biz at binerken inan o seyirci böyle bazen kötü konuşuyor. İşte derdini anlatacak kimse yok. Jandarma işte geldi, rahatlamıştık. Tabii. Ama şimdi yani, ulaşım şeyleri daha... Hiç kimse yok yani o zaman. Ben şaşırdım şimdi sen Ankara deyince. Evet, ama şu anki Ankara hipodromu tesis olarak Süleyman abi ya, o kadar yarışsever lehine bir hipodrom gibi. Ona diyecek hiçbir şey yok ama çok az gibi görünüyor senin. Evet, evet, değil. Evet. Yani İstanbul 1, Ankara 2, İzmir 3. İstanbul tabii ki İstanbul seyircisi. En az yarışseverin gittiği hipodromu sorayım o zaman size. Bursa mı? Urfa. Şanlıurfa. Atçı evet. Ağırlıklı. Yani neredeyse hipodromun o doluluğu tamamı atçı, evet. İşte yetiştirici, jokeyin kardeşi, menajeri. Aynen, seyisi. Yurt dışı yarışa gideceğiz. Beşinci ayağa bir koşalım gelelim. Bu konuda da söyleyecekleriniz varsa ilaveleri seve seve yaparız diyelim. Wolverhampton'dayız. Sayın yarış severler, 6. koşu var sırada. Bu koşuda 2 ve 5 numaralı safkanlar start almıyor. 6 numaralı Piccolita. Bak second Piccolita yerini alıyor. Onun ardındansa 8 numaralı Safkan She's Edinburgh da yerini aldı ve Solar Park'ta son isim olarak box'a yöneltildi. O da koşuya hazır. Start verildi. Koşu başladı. 1 numaralı Buriella öne geçti. İkinciliğe 4 numaralı Solar Park geldi ve şimdi 4 numaralı Solar Park 1 numaralı Buriella ile yan yana oldu. Bunların 1.5 bölge kadar peşinde 3 numaralı Prince Mamelias 3.liğe sokuldu. Yarım bölge kadar peşinde 4.liğe hamle yapan Safkan 8 numaralı She's Edinburgh oldu. 1 bölge kadar gerisinde 5. sırada ilerleyen Safkan ise şimdi önlere 3 numaralı Prince Mamelias'ın çabasıyla Safkanlar bu şekilde son 8 metreye giriyor. Liderliği 1 numarada Buriella yapıyor. Hemen dışında 4 numarada Solar Park en yakın takipte. 2.5 bölge kadar geride 6 numaralı Piccolita da 3. sıraya yerleşti. 3 bölge kadar gerisinde 8 numarada She's Edinburgh şeklinde son düzlüğe yaklaşıldı. 4 numarada Solar Park geldi ve rakibi Buriella'dan liderliği aldı. Farkı da bir anda 3 bölge kadar çıkartıyor ve son düzlüğe de lider giriyor. 4 numarada Solar Park farkı bir anda 6-7 bölge kadar çıkartıyor. 4 numarada Solar Park çok daha farklı. Şu anda farkı uzak yaptı. Yarışın çok ciddi şekilde favorisiydi ve şu anda da uzak farkla liderliğini koruyor. Çok daha farklı, çok daha etkili. Oldukça fark yaratıyor. Yaklaşık 20 metre kadar önde ve Solar Park koşuyu çok kolay kazanıyor. 6. koşuda 4 numara Solar Park koşuyu kazanan isim oluyor değerli izleyenler. Sevgili Ekrem Hazırlar'ın tonlamasından anladığımız kadarıyla idman pisti görüntülerini izler gibi bir son yüz oldu. Ve AGF'de %70'leri bulan Safkan 4 numaralı isim mücadeleyi kolay bir şekilde kazandı. Herkes mutlu yani. Herkes mutlu. O yüzden ben de gönül rahatlığıyla böyle bir yorum yapabildim idman pisti kolaylığında diye. Yarış sonucu kesinleşince arkadaşlarımız yine bilgiyi verecekler. Atan abi bölmüştük lafı. Birkaç katkı daha var. Bu yurt dışında malum kar yağışı münasebetiyle iptal olan yarışlar oldu ve ikramiyeler... Yedili plase ve altılı gayan için farklı şekilde, beşli, dörtlü ve üçlü gayan için farklı şekilde tabii. Ya evet, bu sosyal medyada çok konu oldu. Ben şaşırıyorum hakikaten yani. Neden bu kadar çok şaşırıldı diye. Hatta bugün hakikaten çok ilginç de bir bununla ilgili bir şey de geldi. Öneri falan da geldi. Şimdi ne yapıyor altılı gayan? Eğer diyor... Başladıysa ve ayakların yarısı koşulduysa... Burada diyor yerde yapmayacaksın. İlk üç aya kazançlı biletlere...
bu ödemeyi yapacaksın. Peki son 3 ayağını farklı, herkes farklı sayıda at yazmış olabilir. Onu da diyor ki son 3 ayağın birbiriyle çarpımı kadar misli ödeyeceksin tutarı. Yani ilk ayaktan yatan kaybetmiş oluyor. İkinci ayaktan yatan kaybetmiş oluyor. Üçüncü ayaktan yatan kaybetmiş oluyor. Ama 3'te 3 yapıp gelenler son 3 ayakta kaç tane at yazdılarsa onların çarpımı kadar misli alıyorlar. Yani bundan daha normal bir şey yok. Bugün çok enteresan bir şey geldi. Bir öneri geldi onunla ilgili. Şöyle bir şey söyleniyor. Ya işte son 3 ayakta kimimiz AGF'nin en sonundakini atını yazıyoruz. Kimimiz favori yazıyoruz. Evet. Niye AGF'si hadi buyur en düşük olan atla AGF'si en yüksek olan aynı at aynı parayı alıyor. Hayda. Farklı alsın filan. Ya şimdi bitmemiş bir koşu, koşulmamış bir koşu üzerinden jockey kulüp hesaplama yapmıyor ki. Bitmiş koşular üzerinden hesaplama aynen, yapıyor. Öyle. Yani birinci, ikinci, üçüncü ayağı koşulduğu için doğru tahmin ederler aynen, orada. Aynen. Oradaki kazançlı oranlarını sonrasının belki favori gelecek, belki en sonuncu atık gelecek. Yani orada o gelmiş olsaydı, bu gelmiş olsaydı diye bir hesap zaten yapılamaz yani. Teknik olarak da öyle bir şey yapılamaz. Tabii. Dolayısıyla orada ne kadar kaç at yazıldıysa onun çarpımı kadar da misli ödeniyor. Yani bundan daha farklı bir model ne olabilir? Yarış severler paylaşsınlar. Hakikaten biz de bakalım. Eğer böyle tartışmaya değer bir fikir gelecekse de gidelim yetkililerle, ilgililerle konuşalım. Ama ne olabilir belli bilmiyorum. Yani ya şu anda müşterek bahis tartışı bunu diyor. Tabii. Yani yarış kar yağışı sebebiyle iptal olduğu an hangi koşudayız diye bakıp bunun karşısında herkes aynen. Görebilir. İkinci koşu, yani. İki koşu koşulmuş olsaydı. Aynen öyle. Daha başka farklı, bir yol uygulama olacak. Aynen o zaman aynen. Beşli gayen gibi, dörtlü gayen gibi bir işlem görecekti. Can Dadaş'a gidelim. Ve bir diğer A2 sınıfındaki mücadeleyi konuşalım. Bu kez 9 Eylül koşusu ki öncesiyle sonrasıyla İzmirli yarışseverlerin yine coşkularının ekrana yansıdığı harikulade bir yarış önü ve sonu vardı. İzmirli yarışseverlere bir kez daha selam olsun diyelim. Yarış başlıyor. Özellikle İmparator starttan istedi. Evet. Sevgili Hamza tekrar böyle, starta verelim. Oradan tekrar start alalım. İmparator'un yorumuna bırakayım. Şimdi burada 4 numaralı starttan çıkan ata dikkat edelim. Ne yapıyor? Mavi ağırlıklı formasıyla 4'ten çıktı. Sağ eline kamçısını kullandı. Orada 3'ten çıkanı, Kinova, 2'den çıkanı, Elino. 2 tane atı orada yok etti. Şimdi bakın buradan çıkacak, dışarı gidecek. Bakın. Şimdi... Gördünüz mü? Bu böyle bir yarışta bir jokeyin böyle bir hata yapmaması lazım. Belki de Kinova onun yüzünden kaybetti bu koşuyu. He. Bir daha alalım start Hamzacığım. Açlatalım. Peki önce içeriye gelip sonra vazgeçmesinin bak, sebebi şimdi, ne? Bak şimdi bakın bak. Bak Kinova ne oldu orada gördünüz mü? Aynen eli aldı. Kinova'ya evvelce kim biniyordu? Akın. Kim Akın? Sözen. Akın Sözen. Bu foal yapan kim? Akın. Akın Sözen. Dışarı çıkan kim? Yine Akın Sözen. Böyle bir grup yarışında bir jokeyin böyle bir hata yapması burada daraltacağını ve komiserler kurulunun bunu görmemesine inanamıyorum yani. Bakın. Orada daralacağını düşünerek herhalde yani şimdi bir... Şimdi daraldı, daralmadı. Ama tabii daralmadı. Evvelce öne gidemedim. Yani Gökhan onu görüp orada kapatacak mıydı yani? Yani... Önce öne gidemedim. Hamza sen o starttan al birkaç defa. Oraları konuşalım ve biraz. Ve Kinova bu yüzden kaybetti. Bak dikkat edin. Belki de bunu kimse görmedi. Görseydi komiser. En azından komiserler görmedi. Komiser bunu görseydi o da çağıracaktı. Ya Akın'ın ben o zihniyette bak bu işin bu işin, ama bak, evet, yani, bu işin zihniyeti, zihniyetsizlik, kötüsü gibi bilmem nesi yok. Yarışın bir kuralı var. Yarışın kuralını koşacağız. Yarışın kuralını koşmazsak bu olmaz. Burada yaptığı bakın iki atı da aynen. Hem El Nino'yu hem Kinova'yı ikisini birden burada yok ediyor. Bak buradan oradan dışarı gidiyor. Bir de onu götürüyor. Şimdi normale dönüyor. Bu köy yarışı değil yani. 9 Eylül yarışı. Tabii şimdi burada senin bu yorumundan sonra şunu düşünüyorum ben. Akın orada Can Dadaş'ın da önde gideceğini bildiği için hızlanayım, numarayı ben alayım, bariyer dibini ben tutayım diye bunu yapıyorsa ve onun için bunu yapıyorsa evet yine sıkıntılı bir hareket İmparator'un dediği gibi ama bir art niyet düşünmem. Ama yok orada Kinova var, ben Kinova'ya binmiyorum yok. Diye yapıyorsa o başka bir şey tabii. Bu yarışta ben ona biniyorum, ben buna binmiyorum yani, diye. O enteresan bir şey. Değil. Burada Akın, Kinova'ya bindiğini hatırlatınca aklımıza tabii geliyor ister istemez o. Doğru biniyordu dedim evvelce. Burada
Akın Sözen gibi bir jokeyin yapmayacağı bir hata. Evet, evet, çok onun yüzünden. Yani. Şimdi yarışçılarda bir ihtar aldı diyor da Süleyman Akın buna ihtarı yeterli. Onun yüzünden ben şimdi söylüyorum. Onun yüzünden Kinova, bu Kinova'dan bayağı güzel yarışlar kazandı. Bu yarışı da Kinova onun yüzünden kaybetti. Biraz sonra bazı yarışlar seçeceğiz start çıkışlarında. Oradaki hareketler bunun yanında. Yani. Tabii tabii. Ceza ihtar olmaz yani. Kinova'ya neden... Çok bariz bir şey. Ve bu seviyedeki bir yarışta yani. O biniyor mu dediğimin nedeni bu. Kinova'dan. Kinova'ya çok çok yarış kazandı üst üste. Aynen öyle. Bugün yani. De kaybettirdi bugün diyorsun. Bugün de kaybettirdi ama adamı. Belki de diyorsun. Yani bizim topçu kardeşimizin. Oğuz Dağlaroğlu. Selam kardeşimizin olsun, adına seyredir. O güzel yarışlar kazandı. Ata da bu yarışı kaybettirdi. Can Dadaş'ın performansı Süleyman abi. Can Dadaş harika koşuyor. Değil mi? Gerçek bir yarış. Beyaz bayrak aynen diyor. İsteyen gelsin isteyen gelmesin diyor. Geçen yılda o kazanmıştı. Yani tebrik ediyoruz. Geçen sene kazanmış. Bakın Kinova nerelerde kalmak mecburiyetinde kaldı. Ya. Kumun en derin yerinde kaldı. Oralardan geldi indirdi ama. Yarım boy. Yarım şimdi boy. Gölgelerden Can Dadaş'ın önde olduğu açı çok rahat anlaşılıyor. Evet. Acaba hiç yan yana geldiler mi diye düşündüm. Şimdi bak bu gölge alanından çıktıktan sonra iki atın gölgesine bakın. Neredeyse yani, üst üste. Çok yakınlaştılar yani. Evet. Boyuna evet. Kadar düştü. Yani, sanki hakim olacak mı diye düşündük evet. Ama dışarıdan tek bir daha verdi. Yarım çok boy kuvvetli. Bak yarım boy bile, yarım boy. Çok kuvvetli. Yani bu start hadisesi olmasa bu at birinci. O kadar etkiler diyor. Etkilemez mi? Kapanıyorsun tutuyorsun yani atı. Bu numara da çok enteresan bir at. Yani yarışa iyi başlayıp numarayı alıp yarışa konsantre olduğu zaman çok iyi koşuyor. Ama yarış kendi isteğinin dışında bir şekle büründüğü zaman hiç ortada yok yani. Belki onu bildiği için de biraz orada agresivite yaptı ama çok tehlikeli işler tabii. Yani burada bile yani dışarı tabii. Çıkarken bile. Böyle bir şekilde tabii istediğini yapma bir jockey'in böyle bir hakkı yok tabii yani. Hele böyle sıkıntı yaratarak evet. Tehlikeli tabii. Benim söyleyeceğim güzel bu yaşla ilgili çok güzel Can Dadaş'ın ilgililerini jockey'in hakkını şey tebrik yakalamış. Ediyoruz. El Nino'nun performansını ne diyorsun? Valla El Nino geçen seneki atı ne değil, iyi koşuyor ne kötü koşuyor. Ne de kötü yine koşuyor. Sonlarda bir hücum ortada etti tekrar. İşte yani. Yani bir ufak nüans var işte onu bekliyor yani. Gözlüğü var değil mi gözünde? Zor bir at. Çok uzun aksiyonlu bir at. Ki böyle tempo olan bir yarışa gelmesi lazım. Her şey onun lehine. Değil mi? Gelmiyor. El Nino da bu yarışın üçüncüsü olarak ayrıldı pistten. Evet. Can Dadaş ve Kinova kadar mücadelenin içine giremese de kötü de bir yarış yaptığı söylenemez. Aslan abi Can Dadaş çok istikrarlı. Ya o da çok iyi bir at. Hakikaten böyle yarışı kendi istediği yani senaryoyu kendi yazdığı yarışlarda değil mi? Direkt müthiş sonuç koşan bir at. Gökhan da bir ata hani ikinci üçüncü bindiğinde hakikaten o atın şifrelerini çözebilen çok akıllı bir jockey. Çok zeki bir jockey. Bu yarışta kazanmak çok istedi. Hakikaten çok da iyi bindi. Ama at da her yerde ona cevap verdi. Cevap verdi evet. Çok güzel. Bir ara Kinova tekrar geçen kazandığı yarış gibi son anda yakalayıp bir baş yapar mı? Hani o gün başka bir attı gerçi rakibi ama. Evet, Alp de yine aynı pozisyona sokar gibi oldu ama tabii öyle kuvvetli, dirençli bir at ki rakibini hissettiği an bir daha cevap verdi, kazandı. El Nino da dediği gibi imparatorun yani yaptı yine o bir son hamleyi ama. Aynen. Evet. Bir şey eksik. Boy kadar gelene geldi. Sayın Menderes Karagül seyrediyormuş, selamlarını iletiyor. Bir yarış sormuş. Bugünkü listemizde yok ama önümüzdeki yarış için alabiliriz. Bir apranti performansını sormuş. Çünkü imparatorun bu tarz apranti yorumlarını da bekliyor tabii camiamız. Sevgili Menderes Karagül'e de selamlar olsun. Atan abi iki konu var. Az evvel birini cevapladık yurt dışı. Bir de bir yarı sene önce ki hipodrom girişlerindeki ücret alımı. Yani bu aslında şundan, daha önce defalarca açıklandı ama senin burada... Yok, ben bilmiyorum açıklandığını. Sen hani, o açıklamayı söyle aynı başka bir şey resmi söylemeyeyim. Resmi olarak alınmak zorunda diyebiliyorum. Tabii belediye. Çünkü belediye bunu... Başka bir açıklama mı oldu yani? Yani... Sembolik bir ücret zaten. Tabii hipodromların zaten... Spor organizasyonlarına da. Aynen. Hangi, biliyorsunuz eskiden yani bu Veli Efendi Hipodromu'nda oynanan oyunların üzerinden de bir belediye eğlence vergisi alınıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Bakırköy Belediyesi yıllarca bu konuda davalık oldu. Tamam.
Bakırköy Belediyesi bu benim sınırım. Koltuk sayısı. Tabii bu benim sınırım içerisinde benim almam lazım diyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ki evet bu senin sınırın içerisinde ama bunun koltuk sayısı işte 5000 üzerinde. 5000 ve üstü olduğu zaman olursa, ben alırım diyordu. Ondan dolayı da yıllarca bir kavga çıktı. Dolayısıyla yani onu Jockey Kulübün o 1 lirayı alıp oradan bir şey yapacak durumu yok yani. Zaten en çok işte Gazi Kostu'nda seyirci geliyor. Tabii. 20 bin kişi geldiğini farz et. Yani 1 liradan zaten kazanılacak para ortada yani. Tabii oradan kulübün, bir hasılat var. Kulübün oradan bir şeye ihtiyaç yok. Bu tamamen belediyeye aktarıldığı için. Sembolik. Evet. Dolayısıyla yarış severimize de böyle bir cevap vermiş olalım. Yine sorularınız var. Programa katacağız ama bir yandan da grup koşulları da bitirelim istiyorum. Berthold'a gideceğiz. Bu yarışla ilgili de yarışın üçüncüsüne eleştiriler var. Kazanana işte daha önceki performans Safkan'ın öyleydi böyleydi işte önde yalnız kalıyordu kalmıyordu tartışmaları var. Fakat kahraman ekürüsü için yine iyi bir hafta oldu. Sezona doğru yaklaştıkça geçen yılın flash ekürüsünün bu haftada iyi yarışları vardı ki onlardan biri de Berthold'tu. İmparator'a soracağız. Çıktı kendi temposunu verdi yarışa. Şimdi bu Berthold ben tahmin ediyorum ilk yarışını Ankara'da 1600 maidenle başlayan hattay değil mi bu? Sanıyorum o. Yani 1600 maidenle başladı. Maidenle başladı. Burada hemen, geldi Çaldıran koştu. Hemen şimdi şeyde resmi olarak da önümde açıyorum. Yok. Maidenle başlıyor. 1200 ile başlıyor. Sonra İstanbul'da kısa vade 7'ye geliyor. He. 1600'e. Şimdi bu beyaz bayrak ayna yaptı bu yarışta. Kim gelirse gelsin dedi. Suratini koydu. Ve bu yarış kolay kazandı bana göre. Tabii kimse yanına yaklaşamaz. Evet, diğer atla bak. Onun aksiyon akışına bak. Diğer atların aksiyon akışına bak. Hepsi durdular atların yani. Müslüm Çelik Adana'da evet. İstikrarını sürdürüyor. Yarışın favorisi Altın Kop. Bu hafta için beklenen performansını gösteriyor. Zanapalı 6 gün arayla koştu bu yarıştan. Bu kez ikincilik çıkardı. O da istikrarını sürdürüyor. Angels Boy da tabelayı tamamladı. Çok kolay kazandı. Tebrik ediyoruz ilgilerini. Grup 2 bir yarış. Güzel bir yarış. At da güzel bir at maşallah. Geçen seneki ata benziyor. Hayda bu yorum şimdi enteresan oldu. Geçen seneki ata benziyor evet, deyince. Geçen seneki ata benziyor derken. Yani onun gibi böyle. Olur mu acaba onun gibi yani, falan diye şimdi düşündürüyor. Ama bu biraz kum atı gibi sanki. Kulakları çılsın. Ya onu bilemem de yani. Dilbaz yazmıştı. O da böyle çok kalın, evet, evet. Kısa, takoz gibi bir attı maşallah. Geldi Gazi'yi vurdu işte. Ondan evvel koştu kısa vadede. Erkek Taydeneme'de. İnanılmaz güzel koştu. Bu yarışta bu da öyle. Beyaz bayrak kim gelirse gelsin dedi. Burada 800'den sonra hiçbirisi gidemiyor atların arkasında. Şu anda hepsi itiyor. Bir tek o tutuyor. Gerçekten ne kadar kolay. Herkes kamçıya oturdu evet. Hiç. Nedir orijin? Scream to Scream. Ha Scream to Scream. Evet. Baba Scream to Scream. Dolayısıyla hep beraberin kardeşi. Evet. Babadan tabii. Anneden tabii gidiyor ondan da. Ondan benziyor at zaten. Değil mi? Babası tabii babasında da bir şeyimiz var Adana'da. Parmağımı kırdı benim yarışın içinde. Scream startta. To Scream. Startta tabii. Bu parmağımı vurdu kırdı. Çıktı binememiştim o günü. Start girişinde. Aa. Bir şey yaptı parmağım kırıldı. Geri çıktım öyle acılarla geri dönmüştüm izine. İmparator. Bu İzmir Adana yarışlarında tabii yarış severler soruyor işte iyi atlar iyi jokeyleri. Şimdi katkı geldi. Bu sene ilk defa hem İzmir'de hem Adana'da iki tane grup bir yarış var. Evet, onu da unutmadan söyleyelim. Akdeniz derbisi ve Ege derbisi. Evet. Bu sene grup bir yarışlar oldu. Akdeniz derbisi tabii ki Adana için çok önemli bir derbi. Yani çok enteresan. Ege derbisi. Gutgöri Dubai'ye gitti. Orada kaç metre Koçya Akdeniz için. Derbisi? 2000 olması lazım. Baksın Enver. İşin enteresan tarafı Bitcoin de iyiliş olduğu için koşamayacak. Eyvah. Yani Gutgöri'siz ve Bitcoin'siz bir Akdeniz derbisi olacak. Yani, Ege derbisi 2200, ya, mesela, Akdeniz derbisi 2000. 2000 Akdeniz. Evet. İşte arkada belli. İkinci, üçüncü, dördüncü. Ve o yarışın ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü. Ve sevgili Yunus'a selam olsun diyordu ki hatırlarsan Süleyman abi. Arası uzun olsa da iki tarafı da koşabilirler. 17 Mart İzmir, 7 Nisan Adana.
Yani Can Dadaş hem onu hem onu koşar mı? Aynen. 3 hafta süre var, güzel. Can Dadaş gidip koşabilir. 3 hafta süre koşar. Kinova'da koşar. Kinova'da gidebilir. Lino'da gidip koşabilir yani. Lino. Yani. Yani o zaman İzmir'e ağırlıklı mı? Kugudu merak ediyorum. Bana göre İzmir'deki atlar gider koşar. Eray Hazar ya da Ahmet Ağar. Ahmet veya Ahmet Eray kardeşimi seyrediyorsa merak ediyorum. Evet. Merakla bekleniyor. Dolayısıyla bu yıl 3 haftalık arası var bu iki derbinin. İki derbilere benzer isimleri görebiliriz. Tam bir derbi niteliğine bürünebilir. Yani Adana'daki Safkanlar İzmir'e gidebilir, evet. İzmir'dekiler Adana'ya gidebilir diyelim. Ve haftanın iki kısa vade yarışını arka arkaya farklı analize tabi tutacağız. Flying Star konusunda Impulsive'i konuşacağız muhakkak ama Sherry Sherry Lady'nin performansını, Pendragon'un performansını sormazsak olmaz. Tabii şimdi kısrak Sherry Sherry Lady maşallah. Yani hiç performansından her sene aynı çizelgede koşabilen çok namuslu bir kısrak. Nadir yani. Kısraklardan hakikaten, bir tanesi. Çok namuslu bir kısrak yani. Bu yarışta da yeni çok bir tabir daha geldi Atanam'da namuslu kısrak. Öyle yani namuslu ama kısrak. Impulsive o kadar güzel hücum etti ki. Değil mi? Yapacak ve şey de yani. Çok Pentagon da kazanıra hücum etti. Kazanıra girdi. Hatta kazanıra geldi. Öndeydi. Üçüncü kaldı. Üç attı. Harika koştu. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Selman abi duyup kızarsın diye korkuyorum. Eyvah. Benim bir trivales sayım olsa sadece Gökhan Kocakay'ı bindiririm. Bu atları çözdü. Değil mi? Hepsi. Harika biniyor. Evet. Ama hep o biniyor. Yani devamlı hayır, dışarıda gibi. Mesela Taşpeki Kürsün dışındaki mesela trivalezlere bakıyorum. Hmm. Benim mesela öyle bir atım olsa ilk jockey tercihim olur. Hakikaten bu önemli bir şey yalnız. Değil mi? Bence önemli bir şey. Ama Gökhan'ın az evvel de notlarında o vardı sanki. Ya burada belki yani biraz böyle daha oyalansa, biraz daha geç yapsa sprinti. Yarıştan sonra öyle demiş yapsa, olabilir mi Gökhan? Bilmiyorum. Ah demiş olabilir mi? Yani kazanıra geldi, kaybetti. Kaybetti, evet. Evet. Şimdi burada tabii bunu çok çok iyi çözdü bu atları yani. Bir şeyler söyleyeyim. Rekor da bir yarış oldu. 23-33. Uğur Polat tabii bu kamp dönüşü mü? Kamp dönüşü. Bir farklılık. Yani çok süper binmeye başladı. Şimdi bütün jokeyler anladı ki yalnız Uğur değil. Diğer jokeylerde bakıyorum. Pabuç bağlı. Mesela Akın Sözen, bizim Emre Çolak diye bir kardeşimiz var. Furkan Yüksel. Evet, Furkan Yüksel mi? Furkan Yüksel. Yani Emre o konuyu da açalım o zaman. Açalım. Emre Kolak, Çolak dalının tabii ordinarisi bir kardeşimiz. Ben o kadar bilmiyordum. Baktım tabii. Hesaplarına tabii. Çok ünlülerle çalışıyor. Pascal Numa'yla da çalışıyor şu anda. Şimdi bütün jokeyler artık yeni başladılar ama biz apranti okulu olarak onlardan daha evvel başladık bu işe. Süper. Yani ve Uğur burada bu yeniliği getiren önce Uğur oldu tabii dışarıdan. Uğur böyle dönünce herkes anladı ki ekstra spor yapmanın bir jokeyde çok büyük faydası var. Yani ben yarıştan yarışa yani, gideyim at bineyim bana gelmeyeyim yatayım. Yani, biz bilmeden yapıyormuşuz ama bu kadar faydalı olacağını bilmiyorduk ama hep yapıyormuşuz. Ben her gün sahaya koşardım. Demek ki bilmeden güzel bir şey, doğru bir şey yapıyormuşuz. Şimdi Uğur sen daha iyi bilirsin ama dayıcığım rahmetli Ekrem Hoca tabii bile değil mi? Her gün her yarış günü Ekrem mutlaka abi, yürürdü. Tabii. O koşmazdı ama. Ekrem abi kilodan dolayı yani mecburen yapıyordu. Uğur mesela gitti kilosunu düştü. Şu anda 55 kiloya bindi bu hafta. Ya. Yani kilosu 57-59 binerken 55-57 binmeye başladı. Ya matematik o kadar belli ki. 300 yarış binip atıyorum 30 tane yarış kazanıyorsan 900 yarış binersen 90 yarış kazanacaksın. Yani bu kadar basit. Yani ki kazandığın yarış sayısını eksisi olmaz. Ya tabii kazandığın yani yarışını 2-3'e katlamak Uğur'un elinde olan bir şey. Aynen öyle. Yani sayı bence orantılı da artmaz. Atana bu tabii sefer gelmeyecek ekürler, gelmeyecek mutlaka, atlar yani mutlaka. O kilolara indiğinde yani oranını yükseltecek fırsatlar da gelecek. Mutlaka. Ve devamlı gidiyor orada, geliyor yarış günü biniyor. Bak çok enteresan. Evet. Yarış günü idman, yarış idmanı yok. Oradaki idmandan geliyor sanki çok büyük bir yarış kondisyonu varmış gibi biniyor ve kazanıyor. Düşün nasıl bir idman yapıyor ki hiç yorulmuyor atın üstünde. Enteresan. Bakalım yani. Furkan'ı merak ediyorum yani. Furkan ama dikkat çekici bir performans var bence bir haftadır yani derece olarak. Şimdi ya, benim seyretmem lazım. Evet, ben atın üstünde yani. Nasıl? Şimdi bakıyorum atın üstünde şeye Uğur'a
Bir sefer vücut incelmiş belli. Ve hiçbir yerde biliyorsun daha potayı geçmeden enseye basıyordu. Kaç geçen sene 2-3 sefer yaptı. Şimdi de kazandı. Yani, yüreğimiz ağzımızın yani ileride şimdi, aslında. Bu sene öyle değil. Hop. Ve jokeyler çok yani güzel. Artık bu işin öyle olmayacağını öğrendiler. Bu hafta Akın Sözen paylaşım yaptı. Hı-hı. Daha doğrusu Akın Sözen'e yakın Twitter hesapları sanıyorum İzmir menajeriydi. Onu sevgili Hakan. Görmedim doğrudur. Evet İzmir'den Hakan paylaşım yaptı. Ben Furkan de Yüksel. Evet. Bir yeşil bir sahanın içinde koşarken. Aynen İzmir'de sahayı koşuyordu. Koşarken bir şeyi var. Evet. Furkan Yüksel başladı. Uğur Polat hakeza. Yani bir akım gidiyor ama bir de yurt dışından bir örnek vardı. Evet. Hatta bugün Sayın Turgay Kop da göndermiş ama yurt içinde yanlış hatırlamıyorsam Sayın Özbelgen'in de dikkatini çekmişti. O görüntüyü bir görelim. Süleyman abi bunu da sorun. Ya... Bu enteresan bir şey. Gerçek bakın, deli gibi bir hareket. Kondisyon çalışıyor orada. Mekanik denge çalışıyor esasında. Değil mi denge çalışıyor? Denge çalışıyor. Elinde ağırlık var. Bak sol elini şimdi sırtına götürecek. Sanki oradan kamçıyı çekiyormuş gibi bir hareket yapıyor değil mi Süleyman yok, abi? Yok. Yani öyle bir vücut yani dinliği var. Yani tek, tek elini... Sırtına getirecek sol elini bak şimdi bak. Ya kamçı için bayağı bir ağırlık var elindeki çok ağır bir şey. Orada kamçı olmaz abi. Bir böyle kolondan yani. Çekiyormuş gibi bir değil, hareket değil, yapıyor. Değil. Bir sırtından ona bak abi. Hiçbirini. O elini öyle götürüyor. Ha yani dengesiyle ilgili bir şey arıyor herhalde. Evet. Bak. Ve inanılır gibi değil mi? O pilates topunun üzerinde bu hareketleri yapıyor. Artık bu iş belli oldu ki kondisyonsuz jokeyden hiçbir şey olmaz. Bu birisi var nasıl dikkat etmeye başladı? Yani ben bunu görüyorum da hepsini anlatmıyorum burada. Ben bazı jokeylerde gördüklerimi anlatsam. Eyvah. Anlatmıyorum yani. O zannediyor ki ben her gün at binersem çok kondisyonum var. Hı. Hiçbir kondisyonu yok. Atın üstünde zaten çok kötü. Ama diyor ki ben her gün biniyorum ben iyiyim diyor. İşte öyle değil böyle çalışacaksın. İyi olmak istiyorsan. Ya futbolda da öyle değil mi? Yani. Hep idmanda hep maç mı yapıyorsun? Eski topçulara bak sen şimdi. O en son. Bu kadar kalın bir beli var değil mi eski topçular? Şimdikilere bak. Sırılmıyor. Yani. Tabii ya o Mesut Özil falan paylaşımlar yapıyor bazen. İnanılacak gibi değil yani. Tabii ya Ronaldo'nu falan paylaşıyor. Kugur'dan haber geldi sevgili Eray Yazar'dan. İzmir uçak biletlerini aldık totem olsun diye. İnşallah koşacağız. Ooo güzel. Selam olsun diyelim. Ama bu hareket gerçekten hani her sporcunun da yapabileceği hareket gibi durmuyor. Evet. Haftaya gelir yapanlar atarlar. Bekliyor. Tamam böyle bir challenge da başlatalım. Bu tamam. Pilates topunu da söyleyeyim sana bugün oğlum ufak oğlum Yunus. Demin çıkarttı 35 lira bu top. Kolaylıkla yapılabilir diyorsun yani. Aynen. O zaman pilates çekip topu, gönderebilir satış jokeyler. 35 lira. Bu hareketi yapabilen jokeyleri paylaşacağız. Yurt dışı yarışa gidiyoruz altılıyı tamamlayıp dönüyoruz parklarımıza. Sevinir severler Wolverhampton Hipodromu'nda sırada günün son koşusu var ve son koşuya katılan safkanlar da şu anda yarışın başlayacağı 1020 metre mesafeye gerisinde toplandılar. Bu koşuda 6 numaralı Brother Bentley ve 10 numaralı The Grey with Rain yarışa kürük atılacak değerli izleyenler. 3 numaralı Elmstream Kır safkan yine 6 numaralı Brother Bentley'de bir başka kır isim. Yine ikilisi 10 numaralı The Grey with Rain'de kır renkte olan isimler. Şimdi 3 numaralı Elmstream Box'a yakın. Elmstream yöneltiliyor Box'a 3 yaşındaki kır dişi Tay. Ve son isim olarak o da yerini aldı. Taylar koşuya hazır. Start verildi ve son koşu başladı. Elmstream çıkış yaptı öne geçme çabasında. Ancak dışından süratle gelen safkanlardan değerli izleyen 10 numaralı The Grave Train geldi. Yanında ise 4 numaralı Hanaka Toba'da önlere geliyor. 3 numaralı Elmstream lider daha süratli ve farkı bir anda 3 puan yaptı. İkinci sıraya 4 numaralı Hanaka Toba sokuldu. Dışında 10 numaralı The Grave Train var. 1.5 puan kadar geride bariyer dibinde 5 numaralı Evgeny Asia 4. sıraya sokuluyor. Yarım puan kadar gerisinde
içerisinde ise dış kulvarda 9 numaralı Safkan'ın Nasso Şahin çabası var ve son düzle yaklaşıldı. 3 numaralı Elmstream önde. 2.5 o kadar peşinde 4 numaralı Hanako Toba peşinde fark azaltıyor ve Hanako Toba geldi ve 3 numaralı Elmstream'den liderliği alma çabasını daha geriden ise atak yapan isimlerden 9 numaralı Nasso Şahin, 1 numaralı Pink Flamingo çabası var. Hanako Toba lider dışından şimdi 1 numaralı Pink Flamingo geliyor. Hanako Toba direniyor. Frank yarım hatta bir boy kadar ve Hanako Toba kazanıyor. 7. ve son koşunun galibi 4 numaralı Hanako Toba oldu değerli izleyenler. Gayri resmi olarak AGF tablosunun en üst sırasındaki 4 numaralı Safkan koşuyu kazandı. Yarış sonucu gayri resmi kesinleşir kesinleşmez alt yazı olarak arkadaşlarımız verecekler. Daha sonra da ikramiyeler için son kez Wolverhampton'a gideceğiz. Diyelim, sosyal medya katkılarınız da geliyor. Farklı analiz etiketine gelenleri en azından canlı yayın boyunca takip edebiliyoruz. İyi değil, Safkanlar yurt dışında grup 1 koşabiliyor. Bizde koşamıyorlar. Var mıdır bu konuda bir yorum? Her ülkede değil, bazılarında koşabiliyor, bazılarında koşamıyor. Tabii niye... Bizde koşmuyor. De 3'ten 2'ye çıkarttılar yani. Sebebi şu, yani grup 1 seviyesindeki yarışları kazanan atlar aygır olur. Kariyer olarak devam edebilecek. Şimdi aygır olamayacak bir ata grup 1 kazandırmamak da bir tercih. Türkiye'de böyle uygulanıyor. Avrupa'da da birçok yerde böyle uygulanıyor. Ama Amerika'da sanıyorum tam tersi uygulanıyor. Onlar daha yarışçı, koşucu. Aynen öyle. Yetiştiricilikten ziyade belki de. Üçtü bizde, grup üçtü. İkiye çıkarttı. İki açıldı en azından değil mi? İki açıldı evet. Grup iki koşabiliyor. Önce üçe kadar Bitcoin'i kazandı zaten, grup iki bir yarış. Evet. Süleyman abiye şunu sorarlar. Jokeylerin farklı idman tekniklerini gördük. Atların da, yabancı atların da bizim atların başarısının üzerine çıkma sebeplerinde teknik analiz. Var mıdır böyle farklı bir çok büyük ki vardır yani, olmaz mı? Değil mi? Evet. Ya yani idman sistemimizde de açıkçası sadece jokeylerde değil atlarda da var tabii. Bazı değişiklikler var. Hadi o zaman becerikli hana gidelim. Toraman koşusu demir atlardan bir diğeri. Becerikli han. Atan abi değil mi? Senin demir at tabirin vardı. Evet. Becerikli han tam uyuyor. O da dünün galiplerinden bir diğeriydi. Kemal Kurt idaresine start aldı ki yarışa tempoyu o verdi. İkincilikte down vallahi down vardı. Valla enteresan bir yarış tabii. Bu yarışın sonuna gelelim Hamzacığım, 400'e. Hamzacığım 400'e kadar oynatalım, 400'den bir daha verelim. Çünkü orada da imparatorun söyleyeceği detaylar var. Ben de bir yandan Kemal Kurt'un istatistiklerini açayım. Acaba son kazandığı kısa vade, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Adana'da kazandığı bir kısa vade var mıydı daha önce, onu bulalım. Şimdi yarışın sonunda... Birinci ve ikinci gelen atın, ya birinci gelen atı çok iyi kaybetmek için ne lazımsa yaptı ama kaybedemedi. Yok ya, kaybetmeyeceğim dedi ben. Ne yaparsan yap üstün. Bak iterken geri çekiyor zaten. Geri çekiyor ama uyduramadı kendini ata. Öbürü de kamçıyı aldı sol eline, son dakikaya kadar vuramadı. Bir tane dokanır gibi yaptı, yarış bitti. Ama kazanan at jokeyi ne kadar kaybetmek için ne lazımsa hayır dedi, kaybetmeyeceğim dedi. Eyvah eyvah. Yani becerikli hanı tebrik ediyorum burada. Becerikli hanı. Adı gibi. Becerikli hanı. Adı gibi bu yarışı kazanılmayacak bir yarışı kendi adına becerdi ve kazandı yani. İkinci olanla ilgili Süleyman abi, kamçıyı biraz geç dediniz. Yani geç. Kamera 5'i varsa olan. Kamera 5'ini alalım. Orayı da görelim. Kamera 5'te zaten evet. Çok daha net. Biraz hızlandıralım, şeye gelelim. Son 200'e gelelim. Önde sarı kırmızı forma kazanan Beceklan. Sümelhan. Kırmızı siyah forma Eskişehir. Sümel ekürüsü. Gözlüğü indirdi. Mehmet Akyavuz idaresinde. Yaklaşıyor. Kantarmalar gitti elinden. Gitti. Gitti gidince tabii düzeltene kadar falan... İş bitti. Yani anlık. O kantarmayı kaçırırsan bu yarışı kazanamazsın. Kantarma kaybedersin. Kaçışı. Evet. Sümelhan'ın ikincilik. Bak şimdi sol elini alacaktı. Sebep olan alamadı. Biri.
alırken de kantarmaları kaçırdı. Evet, gitti şu anda kantarmalar gitti. Zaten denge de gidiyor o zaman. Üstünde atın dengeni de kaybediyorsun. Epey aksiyonda boşta kalmış oldu o. Sağda. Önce sağa kurtardı, şimdi sola. Kantarmayı topladı. Çekti. İçeride has yazdı. Üçüncü. Evet. Söyleyecek bir şey yok bu yarış. 29 Aralık 3 3 Şubat yani şey 26 Ocak. 26 Ocak'la ben mi yanlış yazdım galiba? 29 Aralık'tan kazanmaya başlıyor. Evet. 4 yarış üst üste birinci. Bir arada beşincilik var. Bir arada beşincilik var, doğru. Becerikli anlamı. Evet abi. 29 şey yani. Aralık'tan bugüne beşinci yarışını koşuyor. 4 birinci. Abi. Sadece bir beşinciliği var. Beşinciliği kurtuluş koşusu, hatırlarsanız. Sonuç koşusu kaç gün arayla? 29 Aralık'sa ama 1 Ocak'ta, 1 Ocak'tan tamam. Bu yana. Evet. Sonuç koşusu sonuç kaç gün arayla? 22 Ocak'tan 3 Şubat abi. Yani 11 gün mü? 11 gün. 11 günde 3 yarış. Yarış. Maşallah. Muazzam bir şey bu yani. İnanılır gibi değil. Muazzam bir şey. 1500, 1900, 1500 yarış seçimlerden. 5 Ocağı da kazanan Bart değil mi? Anafartalar kursu ikincisi galiba. Öyle hatırlıyorum. Anafartalar kursu ikincisi olması lazım Becerikli Hanım. Tabii ki, tabii ki. Tabii bir ki. De grup 1, Sancetik Beygur grup 1 yarışında dördüncüsü var. Evet, doğru şey. 15 Temmuz yanlış şehitleri. Hatırlamıyorum, 15 Temmuz şehitleri kursu. Yani inanılacak bir şey değil yani. Demir olsa dayanmaz. Ama İnanılır dayanıyor. Değil ya. Ve imparatora göre de jokeyine rağmen kazanıyor. Yani. Muazzam bir şey yani. Becerikli Hanım. Biz geçen yarış, geçen yıldan bu yana ekürümüz geçildik buna. Biz hani üzüldük geçildik diye, biliyor musun? Hani biraz şey yaptık ama yani bu at inanılacak bir şey değil yani. Bu at böyle koştuğu sürece her yerde, her grupta gelir. Öyle bir sevade 8. 4 kare. Ya bu yarış şimdi grup 3 olsa da başka bir at koşmayacak ki. Bunlar koşacak zaten. Bunlar koşacaktı. Yani burada koşmayan Bitcoin var işte. Evet. Bitcoin'in arkasındaki atlar var yani. Bunlar mesafeyi, bu mesafeyi koşuyorlar. Onlar biraz daha uzun koşuyorlar. İnanılacak gibi değil yani. Tebrik etmek lazım antrenörünü. Kısırak bu yarışlara giremiyor mu? Şey. Hangisi? Temin Impossible. Şerşeriliydi mi? Şerşeriliydi mi? Sekizliği tercih ediyor. Sekizliği. Sentetiği tercih ediyor. Belki kum diye ona, kısa diye tercih etmiyor. Kabakumu belki sevmiyor kısırak. Belki de. Dolayısıyla Beceriklan'ı kutlayalım. Bu arada ilginç bir not vereyim Atan abi. 8. startında Beceriklan Maiden'dan çıkıyor. 16. startında Handicap 15 mücadeleyle kariyerindeki ikinci birinciliğini alıyor. Şu anda 47. yarışında ve o arada dediğin gibi grup koşular dahil olmak üzere birçok birinciliği atabiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam Urfa'da falan da koştu. Tabii. Yani öyle de bir tabii. Cengaver yani. Elazığ'da, Urfa'da, Ankara'da, İzmir'de, Diyarbakır'da. Evet. Kahraman. Bütün hipodromlarda koştu neredeyse. Evet, bir sonraki görüntümüze geçeceğiz ve tartışmalı bir görüntü olacak bu. Onu da soruyor yarışseverler. Dediğimiz gibi farklı analizde her türlü soru, görüş, öneri ve eleştirinizi bekliyoruz. Dilimiz döndüğünce ekrana taşıyoruz. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Adana Şubesi adına düzenlenen koşuydu. Kısa vadeli 7 mücadeleydi, dişilere aitti. Buraya kadar her şey normal. Yarışın teknik analizini de belki isteriz ama kısa vadeli mücadelede. Esas tartışacağımız mesele yarışın son metrelerindeki görüntüler. Bici bici değil mi içerideki? Ateş bibi. Ateş bibi işte. Bici ateş bici dedim. Maşallah. Dışarıdan Mavi Bahar gelecek ateş bibiye hakim olup. Hakim. Ama kısrak iyi koşmuş. Acele etti çocuk. Acele etmese yine bitirebilirdi o. Çünkü onun bir atımı var böyle. Onu bekleyip bekleyip. Kısa bir sprinti var. Kısaltıyorsun. Kısaltamadı. Mavi Bahar. Kurt Eleküsü kazandı. Çok güzel koştu. Tebrik ediyoruz, evet. Burada tabii bir seyirci girdi sahaya. Ama yani yarıştan bu falan... Bu seferki Davut Aklı değil ama galiba. Geçen hafta... Yılda 80'li yıllar değil, değil mi? Değil yani. Bunun bir yaptırımı olur. Enteresan yani. Şok olduk ya hepimiz. Yani, bu arkadaşın yarışı ben anlayamadım yani, orada Ercan falan fotoğraf çekiyor normalde. Yanında Ercan Fırtına. Bu arkadaşın yarışı falan olduğunu hiç tahmin etmiyorum. Onun görüntüleri de var. O bir, bununla ilgili bir sevgili Hamza ile de yayın öncesi konuştuk. Hı. Gelen son bilgiler yani kim olduğuna dair bir araştırma yaptık sayı yarışla alakası yok. Evet, ben alakası müdürümüzle de görüştüm. Aa süper. Tabii Bora Bey'le de görüştüm.
O gün hipodroma bir fotoğrafçı gazeteci grubu geliyor. Güzel bir gün, açık hava, güzel yarışlar var diye. Anadolu Gazetecileri Cemiyeti, evet, şu Adana Şube Koşusu. Aynen, koşulları da var. Hipodromdan içeri girişte, o kalabalık grup girişte tabii gazeteciler olduğu için bir karşılanırken bu arkadaş da onlarla beraber giriyor. Evet. Sonradan öğrendiğine göre. Onlarla beraber böyle grupla falan takılıyor. En sonunda işte yarış sırasında da işte fotoğraf çeken bizim arkadaşlarımızın yanına geliyor. Önce gazeteci zannediyorlar. Çok şey yapmıyorlar. Değil mi? Sonra siz de konuştunuz galiba Hamza'yla. Tabii tabii. Orada yani gazeteci havasında duruyor. O yüzden şey yapılmıyor. Çok fazla müdahale edilmiyor ama evet, yarış biterken içeri girdi yani. İnanılacak bir şey ya, değil tabii yani. Allah muhafaza. Ercan galiba bir tutmuş falan bir şey yapmış ama kurtulmuş elinden. Tabii sonra Allah Ercan'ın geliyor, da elinden Ercan kurtulamazsın yani. Ercan zaten geliyor 180 falan. Kızacak bana yani. Ercan zayıfladı geliyor, biraz zayıfladı. 160'lara falan diyor. Kontrole gönderiyorum onu haliyle. Kontrol ettiriyorum. Yani ben şok oldum, inanamadım. Bir de daha da içeri girip yürüyüp işte elini falan havaya kaldırdı. Belli ki zaten normal değil. Sonra hipodrom müdürümüzle konuştum. Dedi ki biraz dedi... Yakalandığındaki ilk cevabını biliyor musun? Yok, bilmiyorum. Çok sevinçliyim, çok mutlu oldum demiş. Belli yani, sevinçli hareketlerinden belli. Bak şimdi elini kaldıracak bak. O şimdi orada hangi kafayı yaşıyor? Evet, bilmiyorum da o bir yerde o şu anda. Seyirci coşkusu tabii, falan. O, bir yerde o. Yani çok akli melekeleri çok yerinde olmayan bir kardeşimizmiş. Allah korumuş. Tabii. Daha önce atlayıp kosta mosta atların önüne gitse... Büyük bir sıkıntı çok büyük bir sıkıntı olurdu. Sonra da zaten güzel bir şekilde şey yapılmış. Önce komiserler kuruluna çıkartılıyor. Evet. Buradan. Önce komiserler kuruluna çıkartılıyor. Çünkü hani nedir, ne değildir, kimlik tespiti, bir seyis, antrenör, herhangi bir yani lisansı olan bir yetkili midir, olabilir, değil midir diye. Herhangi bir kaydı çıkmıyor. Zaten o da söylüyor. Ben hayatımda ilk defa geldim. Atçılıkla alakam yok. Sahaya girdim. Çok mutluyum diyor. Çok ilginç ya. Futbol maçında sahaya atlıyorlar ya. Başka bir açısı daha vardı. Onu da bir versene Hamza. İlk defa göreceğiniz bir açısı da olacak. Evet. Evet. Ha, orada. Daha geriden alalım mı bunu? Arkadaş atların arkasından gidiyor yalnız. Ha, buradan. Gidiyor. Ha, durdu şimdi, geri dönüyor. Durdu, atlara yetişemiyor ya. Ellerini kaldırdı resim çektirmeye. Allah'ım yani, gülüyoruz ama gerçekten ben 6222'den işlem görür dedim. Evet ya, görebilir. Yani spor sahalarında en azından böyle bir örnekte tabii, kesin 6222 uygulanır. Tabii burada kulübün şey olması lazım. Tabii, hani, davacı şikayetçi olması, tabii, şikayetçi olması ne, lazım. Ne yapıyor 6222'den? Sporda şiddeti önleme yasası. Yani olabilecek her şey. Sahaya atlayan seyirci neyse. Cezası tabii, ne? Hapis cezasına kadar. Hadi ya. Maddi ve... Yani tribünden sahaya atladın. Manevi ceza. O neyse bu da o. Aynen öyle. Anladım. Yani, ama şey tabii, yani atıyorum 2 yıl spor müsabakalarından ben yani herhangi bir spor müsabakasına giremiyor. Ama işte, şunu da söyleyelim yani mutlaka tabii tedbirler alınacaktır. Tabii. Yani orada gazeteci dahi olsa tabii, hani yaka kartı, maka kartı filan. Burada hipodromda alınmayan kolluk, hipodromun kendi kolluk kuvvetinin hatası var burada. Tabii. %1000. Yani onu oradan, gazeteci olduğunu düşünmüş orada, ama. Orada aralıklarla 3-5 kişinin yarış günü oraya sıralanması lazım. 100 metreden başlayıp onları yanıldılar işte metreden... şey oldu. Gazeteci zannettiler. Oradan yanıldılar ama yanılmasa da o kontrolünde daha dikkatli ben, yapılması ben lazım. Ben öyle durduklarını tahmin etmiyorum. Öyle bir şey olsaydı girmezdi bu arkadaş içeriye. Böyle bir günde şurada hı, görünüyor zaten. Bakalım. Şu anda orada tabii ne kadar görünüyor. Duralım. Evet, girdi bakın. Orada var. Orada Ercan o galiba. Tabii tabii, Ercan fotoğraf resim çekiyor. Evet. Ama orası zaten padok değil mi? Seyircinin olmayacağı bir yer aslında, evet, onun arkası. Evet. Ercan'ın arkası padok değil mi? Hayır hayır. Arka köşe çapraz. Ara yol var orada. Evet, padok değil. Tam şeref tribünün önü. Evet. Yani o jockey kulüp azalarının oturduğu... Hani bir laf var ya bin nasihat... Tabii, bir musibet. Bir musibet bin nasihattan evladır diye. Bu da bence öyle oldu. Evet. Mesela burada kulüp önlemini alacak şimdi. Turuncu yedekli yani, güvenlik değil mi? Yüzde var. Bak. Orada var, evet. Ya orada bence işte Ercan'ın yanında, fotoğrafçıların aynen, yanında olması yanılttı. Güvenlikçileri yanılttı, evet. Bu da bir Ercan orada tabii, dönse dese ki güvenlikçiye mesela, bu arkadaşı tanımıyoruz, bu fotoğrafçı değil filan dese, çocuklar gelecek belki. Ercan'ın da yanında olması onu maskeledi orada, tabii, şey yaptı. Hatta olabilir, yarışın sonları olduğu için de tabii Ercan Fırtına kendi mesleğini yaptığı için bırakıyor. Tabii o da fotoğraf makinesine sarıldı. Fotoğrafı yakalamaya çalışıyor tabii. O da oradan fırladı. O da işini yapmaya çalışıyor.
Bu arada farklarınız etiketine gelen yorumları okuyabiliyoruz. Sevgili Ömer, her ne kadar hesaba gelen, yani et farklarınız diye yazdıklarınız hesaba gidiyor. Ben onları canlı yayın esnasında takip edemiyorum. Lütfen farklarınız hashtag ile etiketle birlikte yorumlarınızı bize gönderirseniz sevinirim. Çünkü bazı güzel paylaşımları da öbür taraftan kaçırıyoruz. Lütfen farklarınız hashtag ile paylaşımlarınızı yapın ve oradan biz de katkıları alalım. Bu jokerlerin gözlük indirme meselesi her kış soruluyor. İmparator'a sorar mısınız diye yine 2-3 farklı katkı var. O zaman soralım, yani bu gözlük indirirken çok vakit kaybediyor jokerler diye bir inanışı var yarışseverlerin. Doğrudur. Kaybetmiyor yani. O kaybetmesin. O kendi tekniğini geliştirsin. Biz de indiriyorduk. Çamur geliyor, mecbur indiriyorsun. Değil mi? Çok çabuk indireceksin. Kaç gözlük takılıyor Sevan? Yani şimdi 3 gözlük takarsın. Yeni şimdi büyük büyükleri var onun. Ön tarafı daha. Öne doğru böyle. Biz eskiden çok çamur havada 3 tane takardım ben. Yani takılabilir. Ama indirmeyi de diyorsunuz ona göre tabii. Yani. Bir maharet. El çabukluğu olacak. İkramiyeler belli olmuş. Altılı ganyan 211 lira 58 kuruş. Beşli ganyan 46 lira 28 kuruş. Dörtlü ganyan 36 lira 91 kuruş. İkinci üçlü ganyan, son üç koşu üzerine oynanan oyun, 4 lira 18 kuruş. Birinci üçlü ganyan, birinci, ikinci, üçüncü koşuyu kapsıyordu, 36 lira 93 kuruş. Yedili plase 153 lira 13 kuruş ikramiye verdi. Tüm kazançlı kupon sahipleri kutlayalım. Koran'la programı seyrediyor. Tabii o şimdi selam olsun Koran abi. Emniyet lider olduğu için güvenlik şeylerine tabii o farklı gözle bakıyor. Şimdi mesaj atıyor ama onları okumayayım şimdi burada. Eyvah eyvah. Koran abinin hem nüktedandır mesajları. Çok nüktedandır. Hem eleştireldir. Çok nüktedandır. Dolayısıyla selam olsun ona da diyelim. Şimdi geçelim tartışmalı koşularımıza. Hem protestolar hem cezalar. Bu hafta çok sayıda jokey cezası var, apprentice cezası var. Zülfikar Karabulut. 11 start. Bir görelim bakalım 7 gün cezaya sebep olan çıkışı neymiş. Sarı lacivert Keleşan forması. Hoppa. Ya hiç su götürmez, bu normal bir ceza. 5 aksiyonda 2 numaralı startın çıktığı yere geldi. Evet. Hoppa. Bütün arkadaki yakınlaşma buradan kaynaklı mı? Evet. Abi. Hepsini birbirine dam ataşı gibi öyle yuvarlana yuvarlana gittiler. Eyvah. Devrildiler üst üste. Geçmiş olsun. Yani daha caydırıcı olması lazım esasında. 7 gün tamam ceza da bu ceza caydırıcı değil. 7 gün. Şimdi buradan bir başlıyor. Adana. Tabii. Bursa dönüyor. 7 gün olduğun hipodromda 7 gün ceza olsa 7 hafta binemez bu kardeşimiz. Esasında her hipodromda verilen ceza o hipodroma aittir dünyanın her yerinde. Türkiye'de de buna geçmek lazım. Buradan ilgililere rica ediyorum. Bu şekilde cezalar olursa daha caydırıcı olur. İstanbul'da alıyorsa 3 gün mü 5 gün mü 7 gün mü İstanbul'da. Adana'da alıyorsa Adana'da, Bursa'da alıyorsa Bursa'da, ama İzmir'de o arada alıyorsa, diğer hipodromlarda da binemeyecek. Zaten o hipodromda binemediğine göre zaten öbür tarafta binemiyor. Ha yok, şimdi öyle algılıyorlar bazıları. Hayır, yani İstanbul'da 5 gün binemez ama diğerlerinde binebilir falan diye düşünüyorlar. Binemiyor. Ama 7 gün ceza. Sen cezayı uzatıyorsun. Uzatıyorsun tabii. Bir hikaye var. Caydırıcı ceza oluyor. Hmm. Şimdi bu yaptığı hatayı yapar mı öyle bir ceza yiyeceğini bilse? Yapmaz. Yapmaz. Geçmiş evet. olsun diyelim Zülfikar Karabulut'tan. Şimdi İstanbul'da 2 Şubat günü bir protesto vardı. Fakat bu protestolu koşuda daha ilginç bir detay var. Starttan alacağız. Ceza için savunma verecek. Daha doğrusu savunmasını verip ceza alıp almayacağı belli olan kardeşlerimiz var. Start çıkışından gün cezası alan isimler var. Starttan 100 metre sonra ceza alan kardeşimiz var. Düzlükte hal ve hareketlerden İhtarlar ve cezalar var. Dolayısıyla bir apprentice yarışında olabilecek full aksiyon bu koşuda yaşandı. Hem komiser raporunu önüme açacağım, hem koşuyu özetlemeye çalışacağız. İmparator'a da soracağız. Günün 4. koşusuydu. 2 Şubat. Şimdi bir günü. Sefer bu öndeki mavi bandajlı at bir ceza aldı herhalde zannediyorum. Hemen şimdi önümde de koşuyu açıyorum. Tekrar. Start'a tekrar geri dönelim. Abi sen bizi bir start'a geri götür ya. Tekrardan. 4'ten çıkan hop diye 2'ye bir darbesi var. O ceza evet. alıyor. Sonra 2'den çıkan
Süleyman abinin mavi bandajıyla söylediği. O dışarı geliyor zaten. Safkan'da. Şimdi daha çok gelecek. O da burada alacak. Hüseyin Karabiberim isimli, evet, Safkan'ı biliyor. Halil Yolakçı. Geldi. Bak. Hop. Darbeyi de vurdu. Dörtten çıkan kardeşimiz Mehmet Ali Aydın. O da savunmasını verecek. O da ilk çıkarken bir hamlesi vardı. Ben onu çok çözemedim ya. Onu bir daha imparatora ben göstermek istiyorum. Bir daha geri alalım. Bir startı alıp onu bir hafif oynatsa. Dörtten çıkanı mı diyorsun? Yani dörtten, sanki üç starttan çıkan atın kafası onun, yani dışarı doğru bakıyor. Onun üstüne geliyormuş gibi. Hop. O da o yüzden içeri kaçıyormuş gibi. Bak dikkat edin. O geç çıktı. Beş starttan çıkan da üçün içine doğru girmek zorunda kalıyor. Üçten çıkan çok iyi çıktı. Bak şimdi, bak, üç starta dikkat edin. Çıktı. O sanki dışarıya bir hamlesi var. Ama farkındaysan bak, 5 de onun arkasına içeri girmek zorunda kaldı. 5 start da biraz sonra onun içine girmek zorunda kalacak, anladın mı? Burada esas hata yapan mavi bandaj. 2 numaralı. Tabii. Starttan çıkan. Evet, ama onu da 4'ten çıkan. 4'ten çıkan da onun önüne bak, geliyor. Bir dakika dur dur. Bak 3'ün kafası dışarıya doğru hafif bakıyor, farkında mısın? Evet. Bak şimdi. O bence hafif bir dışarıya hamle yapıyor. Aslan bak, zaten 4'ün o arasında, yani 3 ile 5'in arasından geçme bak, ihtimali yok o çocuğun. Gördün zaten mü? 3'ten çıkan da 2'den çıkanı temizliyor. 2'den evet çıkan bak, da dur, geliyor. Bir geri al, bir hamle geri al, dur dur. Bak şimdi 4 kulvarından çıksın. Çık, bir hamle yaptır, dur dur Hamza. Bak çıktı ve yerinden düz gidecek diye düşün şimdi. Oynat. Hop dur. Baksana hem 5 hem 3. Evet. Yani, 2'den çıkan da geldi. 2'den çıkan da geliyor, doğru. Yani o çocuk bence... Hani böyle bir hafta filan ceza alacak bir durum yok o çocuğun bence. Abi? Bence bilmiyorum. Ama İmparator daha iyi bilir de. Kaçırdı mı o da biraz? Yani biraz atlardan dolayı pozisyonunu öyle almak zorunda kaldı. Şimdi gibi. 4 starttaki at çok iyi start aldı, biliyor musun? 3'teki mi? 4. 4'teki. 4'teki at öyle bir start alıyor ki. O 3-3. 3 mü? O 3. Evet. 3'teki aslan koçum. Evet. Beyaz mavi beyaz. Evet. O harika bir start aldı bak. Alınca biraz geç çıkıyor. Kırmızı forma vuruyor. Mavi bandajlı ya. Aynen. Portakallı mavi bandajlı şimdi buradan dışarı gelecek. Evet, o geliyor. Evet. Başladı zaten. Hayır, bunu hissetmiyor mu atın dışarı gittiğini? Hissediyor. Niye tedbir almıyor? Tutmak istiyor. Bekleyecek. Bekleyemiyor işte o. Apranti koşusu. Acemi bu çocuklar. Heyecan yapıyor. Evet. Viraja yani doğru gelelim. Orada da Winner Sprite'ın apprentisi Berkan Çığla İhtar alıyor. Atman forması sondan ikinci sırada siyah mavi. Siyah jokey kepli. Gözükecek mi? Gözükecek. Hop. Şöyle dur, hafif bir temas oldu. Oynat bir daha bir görelim. Devamını da görelim. Devam et. Burada hop. Yine burada ama turuncudan kaynaklı gibi sanki. Ha bak şurada oluyor. Ama orada bir problem var. Bir evet, geri alanda. O da önünde, yine önünde. Bak orada şu siyah beyazlar Can Güven değil mi? Evet Can Güven. Can Güven orada bir tökezliyor. Tökezleyince arka taraf ondan etkileniyor zaten. Evet. Bak onu yavaş oynat Hamza. Şu anda arkada çok büyük bir problem yok. Evet, bir yakınlaşma var ama bak şimdi bir de bir tökezleme olacak. Hop, ele al. Daha değil şimdi bak. Şurada bir hop gitti. O arada da takıldı, düşüyordu. Hop, arkadaki, o da ele aldı. Berkan da ele aldı. Arka taraftaki karışıklık. Zaman, aynen. O da turuncu formalı. Tekrar. Ama yani oradan o çocuğa ceza bence ağır bir ceza olur ya. Bir oynatalım, devamında bir şey var mı? Bakıyor. O çocuğun hatası yok orada. Atmanın değil evet mi? Abi, evet, o evet. Şey düşecek diye gardını alıyor. Önündeki. Tedbir ama içindeki de tabii ondan etkileniyor ama yani orada bence o çocuğun normal yani. Bence bir hatası yok. Bilmiyorum, ceza aldı mı? Aldı. İhtar aldı. İhtar almış. İhtar aldı. İhtar dediğin yine 400 lira. Evet. Ama o bile gereksiz bence yani. Bu yönde de bir çalışma yapılacak herhalde Süleyman abi, senin söylediğin yani aprantilere yarısı. Yani herhalde yarıya inecek tabii ki. Aprantiyle jokeyin cezası aynı olmamalı yani. Can Güven'in o 800'deki devrilme tehlikesine rağmen, tabelanın dibine verdiği araya rağmen bence kıymetli. Beşincilikte bitirecek. Yarışın birincisine bir protesto oldu ikinciden. Süleyman abi onu da değerlendirebiliriz. Bir şey yok o yarışta. Değil mi? O kadar. Şanlıurfa ile ilgili, bugünkü Şanlıurfa ile ilgili çok mesaj geliyor ama önümüzdeki yani hafta değerlendireceğiz. Akışın tabii içerisinde yok onlar. Yani tabii onların görüntüleri var, bir tane var. Bir start. Bizde var mı bir tane? Bir start var. Süleyman abi bugünkü bugünkü koşuyu ne yazık ki alamadık o haftaya. O yüzden. Anladım. Ayak değiştirme konusunu soran yarı severler var. Sevgili Ömer de diyor, açıklar mısınız diye. Ayak değiştirme. O deminki arkadaşımıza para cezası yokmuş.
İmparator'un söylediği. Sadece iktarmış. Güzel. Güzel. İki start. Süleyman abi, atlarda ayak değiştirme. Bununla ilgili geçen hafta bir soru gelmişti. Ben o soruyu size sorayım. Bu arada sevgili Mehmet Akyavuz'dan bir katkı geldi. Yelesine takılınca kurtaramadım, çekemedim kamçıyı diyor az evvelki yarışta. Selamlarını göndermiş. Nasıl takılıyormuş yelesine? Kamçıyı alırken yeleğe takılınca o yüzden açtım diyor kamçıyı. Şimdi ben çok güzel de şimdi öyle bir şey ki nasıl savunmaya geçiyorlar yani, ben onu anlamıyorum. Yelesine takıldı abi, ben kantarmayı kaçırdım dese daha güzel. Yelesine takıldı deyince farklı oluyor yani. Kantarma yelesine takılmış. Takılmaz, diyor. Takılmaz değil mi kantarma? Yelesine. Evet, o öyle yazmış. Kantarma yelesine takılmıştı, ondan kurtaramadım, kamçıyı yani çekemedim. Benim elim takıldı atın saçına dese, ondan kaçırdım dese tamam diyeceğim. Kantarma atın yelesine takılır mı? Takılmamız lazım ama. El takılır. Ve de elinde eldiven yoksa atın saçı iki tırnağına etin arasına girer yarar. Ne keser o? Çok mahveder insanı. Kağıt gibi. Öyle eyvah dese, yani biz o zaman boşuna bindik 50 sene burada. Bizi kandırma yavrum. Berkan Çığla'ya sadece ihtar gelmiş. Paralizasyon yok. Bu düzeltme için de teşekkür edelim. Atan abiye de. Katkılar geliyor. Hepsini konuşacağız. Değerlendirmeye çalışacağız ama akışı da devam ettirelim. Burak Averbaka'da bir start cezası geldi. Onu da görelim. Yarışı starttan isteyeceğiz. Evet. Ve bir göreceğiz bakalım Burak Averbaka'nın cezasını da. Verelim. İstanbul'dayız. 30 Ocak gününün 6. koşusunun start çıkışındayız. Bir daha verelim startı. Kırat. Lacivert ağırlıklı forma. Hemen imparatora döneceğiz. Şimdi dışarı gidiyor. Hiç atlar birbirinin üstüne çıktı. Gayet normal diyeceğiz ha. Değil mi? Ama her yerde bunu vermeleri lazım. Mesela şimdi bu yarışta, normal bir yarışta İstanbul komiseri çok dikkatli. 7 günü, 7 günü verdi. Değil mi? Aynen öyle. 9 Eylül yarışını. He, güzel yere geldi. Adana da çok dikkat ediyor bu aralar. Adana ifşalarını hakikaten. 9 Eylül gibi senede bir sefer koşulan bir yarış var. Bu yarış handikap koşusu. Bir arabatı koşusu. Bu yarışın hepsi birdir de. Mutlaka. Burada cezayı alıyor yapan jockey. 9 Eylül yarışı koşuluyor. İçerideki atı kapatıyorsun iki tanesini birden. Sonra dışarı çıkıyorsun. Hiçbir şey yok. Yani cezalarda standart yok. Birbirine uyum yok komiserler. Evet. Yani İstanbul, Adana, İzmir komiserlerin aynı cezayı vermiyorlar. Rotasyon şart. Şart. Bir her ikinize de sorayım. İstanbul'da ki jockey ya da apranti dostlarımıza da bir uyarı babında olsun. İstanbul'da ihtar için yukarı çıkan jockeylere bir daha ihtar için geldiğinde gün cezası alacaksın, ona göre. Doğrusunu aynı yapıyorum. Cezada yani aynı ihtarda. Aynı mesela ihtar. Düzlük atıyorum start çıkışından bir ihtar verdi. Bir daha start çıkışı gelirsen gün cezası alacaksın, haberin olsun diyerek gönderdikleri. Doğrusunu ve yapıyorum. Mesela Burak Averbaka sana daha önce söylemiştik. Dolayısıyla gün cezasını alacaksın burada. Sen savunmanı ver. Hani yetersiz bulunursa gün cezasını alacaksın diye söyledikleri. Gökhan Kocakaya birazdan göreceğiz o yarışı. Hakeza gün cezası aldı. Ve şu anda ihtar verilmiş. Jokeyler olduğu yani bir dahaki aynı şeyi yaparsa... Hatırlatıyor yani. Çok doğrusu bu. Güzel bir şey yani. Doğrusu bu. Caydırıcı işte. Doğrusu bu. Süper. Yine futboldan örnek vereceğim. Hakem ne yapıyor? Orada bir yaptın. Bu iki, bunu yaptın. Üçüncü diyor. Çıkıyor. Evet, böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Bir, iki, daha ağır yani. Yaparsan bir de iki oldu diyor. Yani tamam. Geliyor diyor kart. Bak gösteriyor. Bunları söylemek güzel de bazı mesela hakem ve jockey diyaloglarında şöyle şeyler de oluyormuş. Son dönemde. İşte ben de duydum. Ne söyleyeceğini çok iyi biliyorum. İşte bak jockey yani savunma yapıyor. Efendim işte biz yapmıyorum öyle bir şey. Siz öyle görüyorsunuz ama öyle bir şey yok filan deyince mesela hakem dostlarımız olur mu? İşte şu programda senin yaptığını da zaten söylüyorlar gazeteciler, yarış yazarları, ustalar deyince bu zaman iş tamamen dönüyor bize. Veya bizim gibi bu işleri yapan arkadaşlara o zaman biraz sıkıntı oluyor da. Bunlarda bir şey yok tabii, bunları söylesinler. Bana bir sıkıntı oluyor yok yani. Yok ben... yok sana diye değil. Hani senin için şu isimler de böyle söylüyor. Sadece biz söylemiyoruz. Falan deyince tabii
Bu sefer komiserim orada bir şeyi oluyor işte kendine. Dayana alıyor yani burada. Orada yapılan programlarda senin yaptığını görüyorlar, söylüyorlar diyor. Cezayı sanki yarı yarı biz veriyormuşuz gibi oluyor. Böyle. Bu da net ters bir şeydi. Ya bir, tabii ya ki yok, bu tabii. Program. Ya zaten bu program, bir bilirkişi programı esasında. Yani. Aynen öyle. Tabii farklı analiz ama farklı analiz programı ama bir yerde de işte bir yapılan bir yanlışların konuşulduğu tabii, yarışların daha dürüst cereyan etmesini sağlamak amacıyla yapılmış bir program yani. Bu, biz de burada gördüğümüzü söylüyoruz yani. Şimdi benim gördüğüm 9 Eylül yarışında hiç kimse bunu görmedi. Hı-hı. Ya. Neden? Bizim tabii ki bu kadar sene atmayalım. Profesyonelliğimizin bir göstergesi bu. Bir faydası yani. Yarış severlerin de çok selamları var. Yazdıklarından da bunları anlıyorum Süleyman abi. Sevgili Mehmet Akyoz'dan da az evvelki yorumla. Gerçekten diyor saçı çok gürdü diyor. Hatta bir önceki yarışta Saadettin abi de Safkan ilgilerini uyarmış. Yani, içeride Saadettin abi de benzer şeyi söylemiş muhtemelen. Kamçıya dolandı. Saçı çekerken kantarmada elimde uzadı demiş. Görüntüyü bu şekilde yorumlamış. Selam olsun diyelim. Mehmet Akyavuz arkadaşımıza da. Şimdi geçelim bir diğer start çıkışına. Bir foul var ve ihtar var. Hakemin yorumu böyle. Görelim bakalım Şanlıurfa'da Remili kızın start çıkışında neler yaşanmış. 16 start siyah beyaz forma kırat. Bakın şimdi bak 8 tane kamçı kullanacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceza alıyor mu burada? İhtar. Ne ihtarı ya? Ben hayatımda makineden çıkıp bu son düzlüğe çıkmadan evvel kamçı kullanmanın kaç kamçı kullanması lazım çok yani 3 değil mi? Evet. 8 kamçı kullanıyor. 8 kamçı kullanıyor. Görülmediği gibi de arkadaşlarını üst üste yığıyor. Bakın. Abi, sen çok güzel bir şey söylüyorsun. Yığıyor. Atı sevk etmek için değil ki bu ya evet, resmen yani. Tamam. Yığıyor ve ihtar mı alıyor arkadaş? İhtar alıyor. İşte demin dedim ya. Koordinasyon. Ama bunun yani yok bu, yani. Bunun anlatılacak bir şey yok ki. Yani. Bu çok bariz görünüyor yani. Ve burada atla bir mücadele başlıyor. Evet. Kazanan 1.34 ile kazanıyor. Yarışı 2.01 ile bitiriyor bu at. En geri ya? En geri. 1300 metrede 27 yani saniye geri gelebilir ediyor. Ama böyle bir şey hiçbir at hak etmiyor tabii. Ya. Böyle bir şey olmaz yani. Bu yani şimdi çok şey var. Hatalı kamçı. Yani, bu fazla kamçı ya, değil bu bence. Yani bu, evet, bu fazla kamçı değil bu. Usulsüz. Hani bir fazla kamçı kullanmak var. Hani 11 yerine 12.yi vurmak var. Bu başka bir şey. Bu ata... Dövmekten ceza yani. Ben çok söylenir de söylemeyeceğim. Neyse yani. Tabii. Ama bu ceza. Çizik biliyorsunuz almıştı tabii. 6 ay bir ceza. Tabii ya. Böyle şey olur mu ya? Lan. O düştüğü için yani. Ha, Urfa bu at düşmüyor yani. Düşmemiş. Bu at düşmemiş yani. Ama yani at bayağı bir şey yaşamış orada yani. Bayağı psikolojisi orada bozulmuş. Orada nasıl beceriyorsun o kadar kısa mesafenin içinde 8 tane vurmayı? O da bir başarı. Plaket vermek lazım ona. Yani o kadar kısa... Arkadaşlar bunu oynatmayalım. Bu öndeki at mı? Şu an ikincideki evet, at mı? Evet ikincideki at. Ben nerede bitirdiğini merak ediyorum. Abi startta alalım bunu. Süleyman abi Atan abinin söylediğini bir tamamlayalım. Bir bak, şey merak ediyorum. Sırada. Hayır nereye kadar mücadeleye gelmiş? Çok merak ediyorum atı yani. Bu at nasıl sonuncu olmuş ya? Anlamaz. Durdu demek orada. Oradan durur mu ya? 200 metre arkasında atar evet, ya. Derece olarak nasıl bu kadar geride kaldı bilmiyorum. Ha çok enteresan ya. Şu anda hala dördüncü kısaç yapan at değil mi? Evet abi durdu. Bak durdu. Bırakacak yarışı. Nasıl bırakacak ya? Tırsa indi abi baksana. Oturdu abi atın üstüne. Oturdu tırsa indi. Böyle bir jokeylik var mı ya? Aa. Ve neden oturdu? Niye tırsa indi? Sormak lazım. Yarışı bitiremiyor işte. Şaka gibi. Geçsin hatta. Abi ben size bir şey söyleyeyim. Ben pazartesi günleri hani programa da ufak ufak hazırlanıyorum ya. Urfa yarışları oluyor tabii. Ben inan şeylere cevap veremiyorum yani. Bak, ya sosyal gelmedi. Medyadan Urfa yarışlarıyla ilgili gelen şeylere cevap veremiyorum. İhtar. Bu yarış ihtar. Hala gelmedi abi. Hala geldi. Daha gelmedi abi. Daha gelmedi. Değil. Hala gelmedi. At geri gelir. Ayrı bir mevzu da. Son 200 metrede 4.'lük 5.'lük yapan geldi at. 13. 13 mü işte. Geldi. Buyur. Ya 300'de 4.'üydü. İnanamıyorum ya. Yani bu starttan bak o kamçıyı var ya 100 metrenin peki içi... toplam kamçı sayısı da geçmedi mi ya şeyi? Oho, niye ceza yap? Yok.
Sormak lazım. Süleyman abi saydı işte 7 tane abi. Hayır net 8 kamçı. 8 tane 9 da olabilir. 8 saydım. Enteresan. Düzlüğe dönüştü de kamçı devam ediyor tabii. Ya düzlüğü saymadık artık yani. Değil mi abi? O startı. Ya bütün rekorları kırdı yani. Yani evet. Uzun süredir böyle bir şey görmemiştik ama yani 300'de tabelada olup 18. sırada o at ne zaman yemeyecek merak ediyorum ben. Remili kız programımıza Halis Karataş'ın Ateş Bibi ile devrildiği yarışta yanlış hatırlamıyorsam gelmişti. O değil miydi? Oydu herhalde. Umut Beykoşçu değil miydi? Umut Beykoşçu. Senin hafızan daha iyi bizden tabii, yani. Yazık günah. O yani. Yarışta İshak Yavuz'un evet, bir an çıkar engeri gelir abi. Bir sorun yok ama yani böyle bir şeyde son 300'e kadar sopaya ondan tabii sonra engeri bitir. Kafadan bir sefer yazık fazla kamçıdan çağırması lazımdı. Ya. Atan abin dediğine katılır mısınız abi? Yani usulsüz yani yarış başladı 8 tane vurmaktan da ceza tabii ki, veririm. Tabii, yani tabii, sayısı tabii. Şimdi yani yukarı çıksa ben 10 tane vurmadım hocam dese bile. Starttan ceza, fazla kamçıdan ceza. Yani. Evet burada dönüşünü sevgili Hamza tekrar veriyor. Kamçı elde çekti vuruyor. Bir de öyle böyle vurmuyor sevgili yani. Sevgili Yunus da sayıyor içeride. Onunla bize destek versin. Ya artık sayacak bir şey kalmadı ya. O atın sayacak bir şey yok. Şimdi tırsa inecek zaten at. İnşallah at durdu zaten mı? Şu anda. Geçmiş bak olsun. Bu ne biliyor musun? Çok güzel. Çok güzel. Bu ata kötü muamele etmek. Eziyet. Doğru tabir şimdi. Evet. Ata kötü muamele. Ata kötü muamele etmek mi yani? Ben inan bak şimdi arkadaşımızın adını bile söylemedim. Yani bilmiyorum da. Evet, İsimle ilgili ilgimiz yok yani. Aynen. X, isimden bağımsız aynen. Yani. Bizim derdimiz çünkü isim değil aynen yani. Aynen öyle. Üzüm yemek bu. Ama böyle şey olmaz yani. Neyse. Eskiden bir diziyi beklerdim diyor sevgili Cabir Emre Kara. Şimdi farklı analizi bekliyorum pazartesi olsun diye. Vallahi hepimiz aynı duygulardayız. Pazartesi olsun da konuşsak diye. Esprili katkılar da geliyor farklı analiz etiketine. Bazıları program dönüşü. Ben okuyorum dayı söyleyeceğim şeyden sonra. Evlilik tarihi alanlar, evlilik günü alanlar, seni şahit isteyenler, kız istemek için yardım edenler. Yalnız benim şöyle bir şeyim var orada. Menajerim benim sen. Benim evlilik için gittiğim hep dostlarım yani yakınlarım. Şimdi ben şimdi gider nikah şahidi olurum. Üç gün sonra der ki abi sen oldun ama biz boşandık. Eyvah. Yani ben emin olmadan yapma böyle şeyler. Yani bildik, yani. Tanıyacağım diyorsun yani. Bildik yere yani. Süleyman abi 2 Şubat sizin için de anlam ifade ediyor. 3 Şubat özür dilerim. 3 Şubat benim evlenme yıl dönüm. Hazır bu kadar evlilik konusu açılmışken. Berna yengeme çok selamlar. Nice yıllara. Nice yıllara diye. Çok selamlar. 38 yıl olmuş. 38 evet. Yıl dile kolay gerçekten. Hipodrom'da sonunda şeye gideceğiz. Toplu düğün. Berna Hanım iyi ki beni. Piknik alanında. Berna Hanım iyi ki beni almış. Yoksa kimse beni almazdı. Hayır estağfurullah. Öyle güzel bir katkı da var sizin evet. Bu hani jargonun doğru tabiriyle janti giyiminizle ilgili güzel katkılar da geliyor. Evet. Selam olsun diyelim yarış severlerimize. Şimdi bir diye bir şey kalmadı artık haftaya yenilerine gideceğiz. İnşallah. Protestosu kabul olan bir diğer yarışa gidelim. Bursa'dayız bu kez. Pazartesi gününe gideceğiz. Geçtiğimiz hafta pazartesi. Jastran içeri doğru gidiyor. Bu ekürinden çıkma bir atla ilgili bir Asi Kırtay'la ilgili de bir soru vardı. Onu da ekrana taşıyalım ama önce bu protestoyu değerlendirelim. Yarışına favorilerinden biri Sinan Çetin idaresinde düzlüğe çıkıyor. Sarı kırmızılı forma. Sarı kırmızı forma. Önde önce kırmızı beyaz formasını izlediğimiz rakibiyle Branzini'ye sonra içeriye siyah beyaz kırmızı forması hop, müdahaleleri var ve geri atılıyor. Evet şu anda bir şey söyleyeceğim. Bu arkadaş o atı kapadığının farkında bile değil. Eyvah. Bak kapadığının Hamzacığım alalım oraya. Kapadığının farkında bile değil. Neden biliyor musunuz? Bak şimdi geliyor. Hop. Onu kapattı. Branzini itti. Şimdi bakın Suhari'ye geliyor. Burada ne yapar jockey biliyor musun? Şöyle bir tedirgin olur bir bakar. İçimde atlar var yani gelmiş yakalamışsın. Bence bu en son dışında gördü bence içinde olduğunu. Evet. Ama bir bakıyor gibi öyle bir bakış yaparsın yani şöyle bir bakarsın. Sanki Süleyman abi bir
bir dönüşü var gibi. Ben girme hiç, mi diyor yoksa hani? Ben hiç hissetmedim öyle baktığını bak. Yakınlaşma şansım var. Hop, şurada burada. Süleyman abi. Çok hafif. Değil mi? Çok hafif böyle. Şimdi bunu burada adam için niye kapatıyorsun? Çek. Bu peki şey var mı? Yani bir gayreti var mı kurtarmak için? Sana göre yok mu? Ya şimdi var oradan. Esasında daha geri alırsak. Al geri al. At içeri yatıyor. Buradan yap, bırak şimdi gel. Şimdi buradan çekiyor. İhtiyacı yok. Bir daha kuvvetli bak, geliyor bak, yani. Kamçıyı sol elinden kullanıyor. Çekiyor. At gidiyor. At gidiyor ama kurtarabilir de. Ne yapması lazım biraz kurtarmak için orada? Çekeceksin. Daha çok çekecek, öyle çekeceksin. Mi? Ya hem kazanayım diyor hem kapatayım diyor. Olmuyor. Yani bunu göz göre göre değişti mi bu yarış? Değişti. Değişti. Yani değişmeyecek yarışı. Daha dikkatli olsa çekse değişmeyecek. Ya evet, çok zor kararlar bunlar. Yani ya, performansa evet, baktığın ama zaman ama komiserin verdiği şey karar %100 doğru. Bir şey de diyemeyiz yani bu yarışı değiştirdi diye. Yani, tabii, komiserin tabii. verdiği karar %100 doğru. Yani. Çünkü ondan evvel daha iki kişiyi kapatarak yani. İki kişiyi daha kapatıyor. Artık burada da yapacak bir şey kalmadı. Bariyer Bilge kamçıyı artık yani. Kullanmaya başladı sağ elinden. Yarışı kurtarmak için. Çok kötü pozisyona soktu. Hatta dördüncü mü kalıyor? Ama burada şey diyebilir miyiz yani? Esas kabahat atta mı burada? Burada %60 atta kabahat. Değil mi? %60 atta. Evet. Bu jockey 7 gün mü almış? 10 gün olacak herhalde. 10 gün bu jockey, değiştirdiği için tabii. Bu, 10 günde fazla işte yani. Değiştiği için tabii veriyor ama kanaatini fazla kullanıp yani. 5 günde veremedi. Veremez mi? Vardır herhalde tüzükte, bilmiyorum. Değişen yarışlarda kullanmıyorlar. Evet, prensip kararı uyguluyorlar. Şimdi öyle bir yarış olur ki hatta kabahattir. Yine 10 günü mü vereceksin? Öyle bir şey yok. Zannetmiyorum. Aynı kanattayım sende. Evet, evet. Bu ivedilikle düzeltilmesi gereken herhalde, bir taraf. Herhalde. Ya bizi izleyen komiserlerimiz bunları hani bizle aynı fikirde olan en azından komiserlerimiz varsa bu bunları not alsınlar. Ya, bunlar bir saat tartışılsın. %100 şey olarak da geçerli değil. Bu değiştirebilir yani bir. Yani burada jockey'in esas niyeti ata foul yapmak falan değil. Çocuk dövüyor soldan. Yarışı kazanmak istiyor ve karışta kurtarmak istiyor. %60 şey atın kabahati, %40 da çekebilir onun kabahati. Çok güzel bir şey yazmış Tim için. Güzel çok katkılar selamlar. Güle selam cezalar olsun. Ve ihtarlar için diyor. Cezalar ve ihtarlar yarışların hemen ardından verilmemeli. Pazartesi akşamı Süleyman Aklı dinlenmeli. Ondan sonra jockeyler ve aprantiler çağırıp cezalar kesilmeli. Ya Timuçin böyle bizi kesecekler. Kim sen neler diyorsun? Timuçin kardeşimiz çok iyi bir gazetecidir. Hürriyet Spor Arena'nın editörü. Bu arada az evvelki koşuyla ilgili yanlış yorumlar da geliyor. Diyorlar ki Hışman Çizik'in ilk olayı değil, Hışman Çizik'le alakası yok. Başka bir arkadaşımız, Doğu illerinde at binen bir kardeşimiz. Nasıl? Muhataptı. Nasıl alakası yok? Yok Hışman, Hışman zannetmişler. Hışman zannetmişler az evvel. Öyle bir şey yok. Biz tabii. Yani o kamçıdan Hışman büyük bir ceza alıyor. Onu örnek gösterdi. Atıfta bulunuyor. Yani. Süleyman abi derler ki yarış zaten değişiyor. Bir de para cezası. Jokerlerin de böyle bir sorusu. İşte ben de bu yanlış diyordum. Bugün siz söylediniz. Aynen. Komiserler Kurulu'nun madde bu değişince gereği, maddede para cezasına verilmesi icap ediyormuş. Tabii. Onun için de para cezasını veriyorlar. Yani imparator der ki gün cezası verildiğinde ekstradan zaten bir para cezasına zaten ona cezayı veriyorsun zaten. Çifte ceza alıyor. Kazanacağı paradan zaten ediyorsun. Doğru. Yani senin 7 ona, gün 10 gün senin neyse. Senin ona vereceğin 1000 lira bilmem 500 lira ceza ikinci ceza. Aldığı cezanın yanında hiç şey çok ufak kalır. Bir de bir suça iki ceza olmaz ya. Yani. Bence yani. Yanlış bir tabii olmaz ya. Yani aynı suça iki ayrı ceza. Yani jockeyler burada serzenişlerinde bir parça haklı bunu, var. Bunun da düşünülmesi gerek. Tüzükle ilgili. Hamza da güzel bir katkı. Mesela futbolda son adam şayet disiplin suçu işlememişse. Yani kasten birini yarı kırmızı kart vermiyorlar. İki ceza olmasın diye. Hem penaltı veriyorum zaten diyor. Bir de son adamdan adam atarsam evet. Olmaz diyor. Aynı mantık. Aynı mantık. Evet. Dolayısıyla gün cezalarında para cezası kaldırılabilir mi acaba sorusu geldi. Böylece bence kaldırılması %100 gerekli diye gerekli. Düşünüyorum. Aynı kanaatteyim ben de. İmparatordan evet. Ve Atahan abiden böyle bir katkı var. Şimdi bir diğer protesto kabulüne gideceğiz. Ya bu mevsimsel midir? Atların pistteki durumundan mıdır? Bu kez de Mehmet Kaya'nın bindiği Fındık Kranüs'ün safkanın. Önce sarı kapalı gözlüğüyle gördüğümüz safkanın. Sonra ortada kulvardaki safkanın. Sonra en içteki rakibine. Hop Mehmet de çekiyor gerçi biraz.
bu temaslar? Şimdi bu yarış %100 doğru değişti. Burada bir tek şey var. Mehmet attan düştü biliyorsunuz. Uzun bir müddet binmedi. Binmedi geldi. Bu binmemesinin de binmediği için kazanmak istiyor bu yarışta. Kazanma özlemi var. İşte kazanma özlemiyle ilgili hata yapıyor. Hata yaptığı için de faul oluyor. Ve yarış değişiyor yani. Bir de üstüne üstlük bir de ceza alıyor buradan. 10 gün mü? Aynen öyle, gün cezası. Pistin durumu da çok kötü farkındaysanız. Şu anda inanılmaz o yağmur mahvetmiş durumda. Her taraf su. Ama buradan içeri gidişte yani Mehmet'in biraz... Bir detay daha var, onu da soracağım Süleyman abi. Hmm. Sarı ağırlıklı formasıyla, jockey formasıyla gördüğümüz Safkan'ın Hawaii Storm kuyruğu. Çok uzun atın kuyruğu. Abi hani sizin söylediğiniz kuyruk atın dümenidir mi demiştiniz? Evet. Ne demiştiniz? Dümenidir demiştiniz. Abi bu kadar, ben uzun süredir böyle bir sağa bir sola... Şimdi eski atçılar mesela, eski antrenörler, İmparator daha iyi bilir. Böyle bu değil kuyruğu mi? Böyle çıkartmaz. Bir yani ölçüsü var. Karakuşun altına getir kesersin. Aynen. Aynen. Şimdi bazı atın sıhhatten kuyruğu çok gürdür yani. Böyle. Hmm. Şaşırırsın, öyle bir gürdür ki. Ben sana şöyle anlatayım, rahmetli babam anlatırdı. Eskiden gelirlermiş, o zaman misina yok. At kuyruğu diye yalvarırmış balıkçılar. Ha, orada at kuyruğunu örüyorlar, balık tutmak için misina yapıyorlar. O kadar da sağlam. Yani bu çok sağlam değil ama balığı tutacak kadar kurtarıyor. Sağlam işte yani. Benim ilk bir atım aldı. Hamza katkı yapıyor. Kemençe yayları da at kuyruğu. Olabilir. Kuyrukla ilgili ilk işte atım oldu. Atın kuyruğu inanılmaz uzun. Rahmetli dayım da geldi. Çıkart bakayım atını bir göreyim dedi. Çıkardık. At geldi. Çıkarttım, bakıyor. Seyir seyir dedi ki yukarıdan makası getir dedi. Ne yapacak dedim. Makas da şimdi hiç aklıma gelmiyor. Makası getir dedi. Seyir makası getirdi, aldı. İşte dediği karakuşun hemen altından. İngiliz atının kuyruğu öyle olmaz. Her dakika bir gol, bir dakika. Bir nostalji görelim sevgili Hamza. Nostalji soruyor. Özellikle nostalji ya. Evet ya. Johnny Gitar görelim mi, Johnny Gitar? Oo, görelim. Johnny Gitar'ın çünkü çok taliplisi oluyor. Haftalardır Johnny Gitar soruyorlar. Açıkçası biz de hep akışa alıyoruz Johnny Gitar'ı fakat ekrana veremedik bir türlü yoğun akıştan. Bu kez bir Johnny Gitar verelim Süleyman abi. Gerçekten sizinle çok farklı koşan safkanlardan biri de Johnny Gitar'dı. Selim Kaya'yla da çok iyi koşardı ama sizinle de böyle çok acayip zevk yaptırdığı yarışlar vardı. Bu koşuda da sarı kırmızı formasıyla, bilmeyenler için söyleyeyim, Johnny Gitar şu anda yarışta 5. sıraya geliyor. 6. sıraya geliyor. Orada biraz problem olmuş. Tabii esasında çok problemli attı. Attan kaçar böyle biraz ağzı da bozuk muydu? Bozuk bir attı. Ama çok karakterli bir attı. İşte Abbas gidiyor önde. Abbas da ne attı evet. Ya. Çok severdim Abbas. Başbakan koşsun bu. Başbakanlık koşsun. Başbakanlık koşsun. Abbas'ın bir satılma hikayesi var. Onu bir yere Ahmet abiye video çekeceğim. Buraya getireceğim. Ona da bir nostalji süper yapalım. Yani Mefkure Yüce Türk ekürüsüne geçerken. Sesli verir misin Hamza? Sesli alalım mı burayı? 1.5 boy farklı gene Abbas'ın liderliğiyle geçildi. İkincilikte Darcino, üçüncülükte Hugo, dördüncülükte Johnny Gitar'ın gayretleri var. Koşunun son 800 metre start yerine doğru geliyoruz. 1.5 boy farklı liderini Abbas koruyor. Gene Darcino'nun gayretlerine rağmen koşunun son 800 metre start yeri geçildi. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. Yarım boy, bir boy farklı liderini Abbas koruyor. Gene evet, Darcino'nun gayretlerine rağmen Hugo'nun gayretlerini görüyorum. Beşincilikte Johnny Gitar 604 sırasında son düzlük dönülüyor sayın yarışseverler. Bariyer dibine yakın dönme avantajıyla Abbas bir boy farklı liderini koruyor. Dartino'nun gayretleri var, gerilerden Volcano'nun da ve Hugo'nun da. Ne oluyor Volcano? Şimdi siz Volcano bir girelim mi Hamza, oradan oynatalım. Evet, şimdi Volcano burada ısrar etti ve ben de yürürsem 5 atın 5. döneceğim. Ben tuttum, arkasına kaldım. Çünkü Johnny Gitar hadi dediğin zaman çok iyi sprint yapabilen bir at. Hiç gereksiz diye yürümedim. Dolayısıyla dışarılara dolaşmadan tabii, çıktınız. Burada mesela kolay daha. Pamçıyla hiç ikaz bile etmedim.
Bak daha hiç. Hakikaten ya hala ya, vurmuyorsun ya. Yani. Çok enteresan ya. Çok döverek. Bu işi. Hakikaten nasıl beynimize daha yerleşti. Vurmadım, daha vurmadı ya. Bak şimdi bir tane kullandım. Kaptı zaten. İkinci. İki. Üç. O kadar. Son anlaya bile gerek kalmamış. Daha beş olmadı. Yani işte benim adım da dövücüye çıkmıştı biliyor musun? Hakikaten ama ya. Çok enteresan yani, ya. Öyle bir algımız var ama ya. Ama bak herkes de aynıydı bu yarışları seyredene kadar. Evet, çok ilginç ya. Yani. Hepimiz işte, için öyle kime sorsan. Şimdi de ne diyorlar biliyor musun? Sen bir tane vuruyordun ama. Öyle alakası yok. Ya, öyle abanma falan şimdi, yok ya. Tabii ya. Şimdi dövmek için dövüyorlar. Öyle hatta vurulmaz. Yani. Daha beş kamçı görmedik. Dört hatırlamıyorum ama üç. Ya evet. Şimdi Mümin abinin de o stilini özlemişim ya. Son evet. Kamçı. Abbas. Bak, Mümin abi de öyle mesela. Tabii tık tık. Yani atı yani. Sevk güzel etmek abi. İçin. Görüyor musun bak sevk etmek için. Yani biz eski jokeyler hep öyle. Yemen'e de selam Kartekit olsun. Bak orada mesela gözükecek. Şeyde kırmızı formadaki Hugo. Ahmet Atçı, Ekrem abi rahmetli geldi yeşil şeyle. Kartekit'le geldi yarış bitti. Yani beş aksiyon olsa birinci. Vay be de yarışlar. Yani. Güzel bir yarış yani. Sprint atlarda daha mı keyifli Süleyman abi? Ya tabii iyi zaten iyi at sprint yapar. Yani, hadi dediğin zaman o 400 metreyi en iyisini yapar. O at zaten şampiyon at, iyi at. Onu yapamayan attan şampiyon olmaz ki. Bir de şu diz kullanımı var sanki Süleyman abi sizin jenerasyonda. Şimdi görmediğimiz yani bu ayak. Ya bu yeni stil uygun değil zaten. Bu yeni stilde öyle bir şey yok. Rahmetli Vural Bey var orada. Sayın ondan Tansu Çiller'in elinden başbakanlık evet. Koşusu. Bu arada herhalde doğal istediler bizden. Değil mi? Değil mi? Herhalde Hazım Bey başkan. Gözükçü yanında Sayın Şevket Belgin vardı. Rahmetli. Şener abi var. Şener Koyuncuoğlu. Şener Koyuncuoğlu. Ömer Bey var. Sayın Ömer Faruk Girgin'i görüyorum arkada. Tansu Hanım'ın. Sayın Saadettin Sükan gözüküyor Sayın yine arkada. Lacivert takım öncesiyle. Gördüğünüz kadarıyla işte Ahmet Aydoğdu var atın antrenörü. Süleyman abi sarı kırmızı formu. Evet. Sana sarı kırmızı yakışıyor çok Süleyman abi. Çok yakışıyor ya. Ben de bir mesajı vereyim aradan. Hazır fırsatı bulmuşken. Sizin dediğiniz şarkı. Sana kırmızı çok yakışıyor. İşte Johnny Gitar. Ya. Ne attı? Hakikaten. Kadir Altınözü de tabii Johnny Gitar'da çok önemli. Çok inan var. Johnny Gitar'a. Kadir bindi, ben bindim, Halis bindi. Doğru. Yani Selim bindi. Yani Ziya Mutlu, Yemen Tuğç. Bilmiyorum onları. Belki ilk zaman bilmişler. Evet tabii ilk zamanı İlk zamanı. Evet Johnny Gitar isteyen yarı severlerinde böyle. Şimdi açtım. Ertuğrul'la başlamış. Ertuğrul, Recep Manav, Engin Yalçın, Ziya Mutlu, Kadir Altınöz, Cemal Kurt. Saadettin Boydaz. Sonra İmparator başlıyor arka arkaya uzun bir süre. 11 yarış araya falan. Bir Halis giriyor çıkıyor. Kadir abi giriyor çıkıyor. Kadir abi en son Selim Kaya'yla zaten. Evet. Jübilesi. Jübileyi öyle yapıyor. Evet. Şimdi Şanlıurfa'da tabelanın son sırasında bir değişiklik var. Birincilik mücadelesine, ikincilik mücadelesine karışmayan safkanlar arasında bir isim var ki Sert Çelik. Yanlış hatırlamıyorsam. Dışarı doğru ortada şu anda 3. sırada gördüğünüz kırmızı ağırlıklı, kırmızı beyaz formalı safkan. Dışarı evet, doğru. Gidişi biraz abartacak. Yavaş yavaş gidiyor. Şimdi direkt gitmeye başladı. Gidecek zaten. İkisini birden. Hoppa. Üst üste yığdı. Ya beşincilikteki kalan atın onun arkasına mı gitti? Onun arkasına normal. Gidiyor kendisi tabela dışındaki. Normal. Ya ne detaylar var. 3 Şubat evli şey deyince... Şimdi bir yarış sever yazmış. Baktım diyor 3 Şubat'ta diyor İmparator hiç yarış kazanmamış diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Çok iyi. Yok böyle bir şey. Doğru. bu arada tabii hafta içinin geçtiğimiz haftanın daha doğrusu hafta sonunun üzücü olaylarından biri de Uras Han. Ya, bir tanesini geçirdi. Volkan da çok üzüldü. Hani, çok beyefendi yanıt sahibi çok yatırımı düzenli hale getiren isimlerden. Bir atçılık da var tabii bunlar. Ya sosyal medyadan ona bile şey diye yüklendiler. Ya bu atı döndüremez miydiniz?
Onu çok soruyorlar. Sakat atların uyutulması konusu ama bu çok tabii hani teknik bir konu bu yani. Bu veteriner hekimlerin cevap vermesi şimdi, gereken tabii ki konular bunlar. Yani, yani bizim hani, konumuz tabii. Bu teknoloji ulaşmadı mı? Öldürmesek yani, olmaz mı? Uyutmasak olmaz mı? Atta ilik olmadığı için kaynama olmuyor. Kaynama olmadığı için tabii şu anda bizim dünyanın her yerinde tabii çok değerli bir at olursa vidalama bunu vidalıyorlar. Yatırıyorlar, kalkıyorlar. Bir aletin üstünde yem yiyeceği zaman bağlıyorlar. Bağlıyorlar. Tavana çıkaldırıyorlar. Yani, ayağı basmıyor günlerce ama pardon bile olmadı şimdi böyle yani. Öldü biliyorsun. Yarış kariyeri tabii bu bir maliyet gerektiriyor. Yarış kariyeri böyle çok iyi olmayan atlarda tabii ki uyutuyorlar yani maalesef. Süper Lig'de de olamayacak bir şekilde. Çok bilgilendirici evet. Bir katkı geldi için söylüyorum. Volkan Bey'den selam olsun Volkan abi. Çok Volkan da geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Hem hemşerimdir hem küçük köyden. Ama öyle açılır falan bırakma kararları falan öyle şeyler olmasın yani. Şimdi diyor ki yarış şimdi sonrası sahaya fırladım. Urasan öyle görünce hipodrom üzerime yıkıldı adeta. Veteriner Gökhan'la konuşmamızı aktarıyorum. Abi ne diyorsun? Kesin uyutmamız lazım. Abi ihtimal yok mu? Çiftliğe göndereyim. Bakarım ben ona. Çapraz bağlar tamamen kopuk. İlave molet kemikleri paramparça. Gel ayağına dokun. Dizden aşağısını sadece deri tutuyor. Bu atı ahıra götürürsen çektiği acıya bu aynen vebale katlanabilir misin? Dedi aynen ve o zaman karar aldık. Yani işin teknik olarak bir veteriner ağzından kesinlikle kurtarılamayacağı yani insanlar şöyle geliyor zannetmesin. Ya bu sakatlanmış kırıl, uyutalım tabii bunu diye. Şey hiçbir evet veteriner onu söylemez. Yani. Tabii. Şimdi tabii bu kardeşimizin bir atına da aynı şekilde bir araba tınırı daha tabii oldu. Onun için tabii moralman morali bu. İki oldu, önemli üzülüyor atını aynı şekilde kaybedince. İki de önemli. Bir araba tı vardı, iyi bir araba tı. O da bu şekilde arızalandı. Ya var atçılık da var. Maalesef var, var yani. Var maalesef yani. Ne atların ayakları gitti yani. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Evet, devam olsun diyoruz. Yani. Zafer bakıyordu galiba evet, değil mi? Evet. Zafer'e de çok geçmiş olsun. Şimdi bu yarış tabii o yarışı veriyoruz değil mi? O yarışı vermeyelim derler. Vermeyelim. Vermeyelim. O yüzücü anı bir daha tamam yaşatmayalım Yozgat'ta 2 Rüse'de. Sonunu verelim. Yarışın 100 metresini. Oğlum Cihan abi. Yani senin bahsettiğin hatta oğlum Cihan. Hamza o yarışın son 100 metresini verebiliyor musun? Yani, Burasan'dan sonraki ayarla bölümünü. Burasan'dan sonraki bölümünü ver. Geç orayı. Geçelim geç orayı. Ondan sonra. Geç orayı. Geç hızlı geç orayı. Ver buradan şimdi buradan. Buradan sonrasını ver. Şimdi çok güzel bir kapışma oldu değil mi? Yani şimdi dedim ya Selim hani binmeye karar vermiş, vazgeçmiş şeyden diye anlattık demin uzun uzun. İşte bu yarış. Yani, bu yarış o yarış değil mi? Yani bu yarış o yarış. Sen eğer atçılığa bir hizmet insanların gözünde sen hep Selim Kaya olarak uzun sene kalmak istiyorsan bineceksin. Yani böyle yarışlarda herkesin kazanabileceği bir yarışlar değil. Gökhan da bu yarışları böyle kolay kaybeden bir jockey değil. Tabii çok yani, güçlü kazanmak onu. Evet. Bu son dakikaya böyle kaldığın zaman yalnız Gökhan'dan bunu almak çok zor. Geldi aldı. İmparator kaçırdı mısın bilmiyorum. Atlar son 200'e starttan çıkmış gibi aynen başladılar. Yani arkadaki atlardan tamamen öyle farklı bir sürede aynen bindi öyle atlar yani. Victor Sars tabii çok enteresan bir at. Gökhan yarışın 400'ünde tutuyordu Kenter'de. Gerçekten mi? Mesafe limiti var. Mecbur kaldı. Ön taraf durunca acele etti. Oradan kaybetti Gökhan'la. Vay be. Aldandı yani. Yoksa limitli. Yani o atın o hadisesi olmasaydı ben gösterecektim. Mecbur kaldı. Tabii. Ön taraf durunca acele etti kaybetti. Evet. Ekrana vermediğiniz için minnet tanım demiş. Evet. Sevgili Volkan Özgatlı'ya tekrardan hem geçmiş olsun hem güzel yarış oldu ve bundan sonra da bir yarışı daha kazandı Selim. Evet. Megalodon. Megalodon'un yarışını bulabilir miyiz sevgili Hamza? Megalodon'la ilgili de sorular var. İmparator evet Safkan'ı değerlendirebilir mi diye. İstanbul'da Megalodon. Bulabilirsek o yarışında en azından bir düzlüğünü bulabilirsek harikulade olur dediğim anda Megalodon geldi. Teşekkürler. Şimdi akışta yoktu ama. Şimdi bu yarıştaki 7 numara Urla Fırtınası mıydı? Urla Fırtınası. Urla Karası mıydı? Urla Karası. Strong Cop yavrusu. Strong Cop iyi bir kısrak çok. Evet. Ondan sonra İnönü kazandı. Ondan sonra erkekleri geçti falan.
İyi yarış hayatı olan kısa ama bir at burada. Bu yarışta da Selim burada. Bakın. Burlak arası hücum etti. Burada hata yaptı Çiçek. Sol eline bir kamçı kullandı. Tuttu atların arkasına kaçtı. Sonra onun tedirginliğiyle geldi, daha hiç sol denemedi Süleyman. Geldi. Bak geldi. Şu anda yakaladı mı? Neredeyse. Yakaladı. Şu anda sol elini alması lazım kamçıyı. Almadı, kaybetti. Hmm. Ben söyledim. Denemeliydi yani bir kere daha. Bir yarı sonra benim atıma biniyordu, söyledim. Almadın. Benim yeni yetişen jokeylere bir tavsiyem vardır. Özcan'a da bunu demiştim. Yani Özcan'a çok kızmıştım o gün de. Onu burada anlatamam. Halis'te foto oldular. Şey dedim ki Mustafa'ya, bak dedim. Bu şekilde kazanacağım bir yarışı kaybedersen bir numaraya. İşte iki tane bir numara var burada. Biri Halis, biri Selim. Kaybetmeyeceksin ki değerini arttıracaksın. Aynen öyle. Değerini arttıracaksın. Bu yarışı kaybetmeyeceksin kardeşim. Al sol elini at birinci. Kaybedersen değerini arttıramazsın. Megalodon için? Selim harika bindi ikinci yarışı. Mendip'te bu sene Mendip'te çok güzel parladı yani şimdi. Hayatın ikinci yarışı mesafeye çıktı. Yani yalnız bunun için söylemiyorum. Pazar günü Hasan Efe kazandı ilk ayı. Ondan evvel işte Hasan ikincideki o şey. Ütopya'ydı galiba. Ütopya o. Sezon içinde var. Var var. Mendip var. Yavruları. Aygır da kendini parlattı. Bu atta bu mesafede koştu. Yarış çok parlak bir yarış startı yani. İkinci startı. Yani ayakları düz bassın. İyi yarışlar koşacağı benziyor. Evet. Benziyor değil, koşacak yani. Sürpriz atlardan biri bu. Evet. O ve şey dışı değil mi? Takvim dışı. Yapısı çok kuvvetli atın. Güçlü aküsü, kuvvetli bir at. Yani biz atçı tabiri aküsü çok dolu. Hmm. Yani at öyle ince böyle kırılgan bir yapısı yok. Bazen kırılgan bir at değil. Adalesini her şeyini oturtmuş. Güzel yapısı olan. Maşallah. Büyük yarışlara dayanıklı bir at. Güzel. Süleyman abiden bu yorumu da aldık. Şimdi geçelim Gökhan Kocakaya'nın gün cezası aldığı yarışa. Bekir isimli safkana birinde. Odacıoğlu forması. Lacivert ağırlıklı. Evet. Orta kulvarda önünde kırmızı beyaz şimdi biraz daha o kırmızı beyaz formalı onun ceza almasına neden oluyor. Ona da binen Uğur herhalde zannediyorum. Evet. Uğur iyi kurtardı burada. Gökhan gitti. Yani yani müsebbibi Uğur. Uğur da foul önünde geziniyor. Hmm. Ama foul'ü Gökhan yapıyor. Gökhan aldı. Dikkatsizliği yani Gökhan Kocakaya sınıfında bir jokey bu hataları yapıp ceza almaması lazım. Çünkü neden? Bir ceza alman senin 10 günle patlıyor. Aynen öyle. Yani onun için dikkat edeceksin. Şimdi sen 10 gün ceza aldın. Sana ziyan. Tabii. Senin bineceğin ekürlerin atlarına ziyan. Oyuncuya ziyan. Herkese ziyan yani. İyi jokey dikkat edecek. Kesinlikle. Yani. Geçmiş olsun. Yani çünkü evet. Gökhan hazır böyle bir forma girmişken. O foul olan bölümü bir getirsene Hamza. Orada bir şey şu an aklıma geldi bir anda da. Onu tabii soracağım. Normal şey var mı? Normal kameranın. Normal yarış? Evet normal yarış kamerası. Normal yarış kamerasını buldurmaya çalışalım hemen. Yoksa önemli değil. Şey diyecektim orada. Şey hatırlıyor musunuz? 2 hafta önceydi galiba. Hani Tumbul Yalaz diye bir ata binmişti Gökhan. Evet, at sürekli içeri kaçıyordu. İmparator niye eline kaldı? Niye denemiyorsun? Niye böyle çaresiz kalıyorsun? Mesela bu yarışta denedi. Risk aldı. Evet. Denedi. Orada foul olabileceğini de 3 aşağı 5 yukarı kestirmesine rağmen atın kazanacağını anladığı için daldı. Ceza da aldı. Dediği gibi öndeki at ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? O gün mesela girmedi o riske. Burada cezayı Gökhan aldı ama
Burada Gökhan alıyorsa 10 gün 5 günde şeyin alması lazım. Uğur'un alması evet, lazım. Şimdi adaletli davranırsak doğru. Önünde geziniyor. Bu yarışta ceza almasının tek nedeni Uğur'un da gezinmesi. O at orada yani onu yapmasa aynen. Uğur gezinmese, kendi kullarında gezecek. Uğur gezinmese o cezayı almayacak. Evet. Çünkü yarışı kazanacağını da anladı. Yani tabii, o hamleyi yapması lazım orada tabii. Yani. İster istiş. Normal kamerası geldi. Önce bu arayı önce burada giriyor çıkıyor. Tamam. Artık kazanlara girdiğini hissediyor. Önünde bak şimdi önünde iki oynayıp ne yapacak? Dedi ki ya bari içeriden hücum edeyim deyince gitti dışarı gelince çarptı. Ona güvenemedi. Bak. Evet. Evet. İşte artık kararttı orada evet. Atla bu hareketi yapınca komiser de verdi. Ama ben olsam Uğur'un atı daha önce içeriye Uğur'a girse o hiç orayı da denemeyecek. Normal evet, dışarıdan devam edecekti. Devam edecek. Raif'in atı da bir türlü kazanamıyor. İkinci. Evet. Ona da geçmiş olsun. Uğur Polat burada kurtardı paçayı Ayve'den ama hemen jockey performanslarını da görelim. Evet daha iki tane yarışımız vardı. Adana. Vallahi bir 5 dakika geçtik. Sevam onu da görelim ama. Görelim. İmparator görelim diyorsa görelim. Harun Çanakçı kardeşimizin yönetmenimiz uygunsa listede 26 ve 27 arka arkaya görsek zaten Harun için de eğitici öğretici olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi, harika kule 5'ten. Sefir Bey'e biniyor Harun Çanakçı. Great Master Harun kardeşimiz Twitter'da bir yazı yazmıştı. Kaçı cezası vardı? Bir aydır bizim oradaydı. İşte Süleyman abi bizi hatırladım şimdi evet, kamçı evet. Şeyinde eğitse nasıl olur diye. Ben de geldi görüştük biraz. Bir iki şey söyledim üzüldü tabii. Ben falan da kardeşim geldi Davut işte bu iyi bir çocuk falan filan. İşte yanlış anladı işte yanlış yazdı bunu affet falan filan dedi. İyi dedik biz aldık getirdi nasihat çektim ben. İşte şöyle yap, böyle yap, böyle olsun. İşte çok dövmeyin. Selim abine dikkat et. İşte Halis abine dikkat et. Bak onların bindiği atları hiç bilmiyorsan benim eski yarışlarıma bak falan. At yani kamçıyı kullanmakla bir şey olmaz. At sevk etmek önemli yani ata o akışı vermek ettim. Sonra birden bu yarışı gördüm ben Adana'da. Görünce dedim ki Ömer'e. Dedim ki şu yarışı bir al dedim. Baktım Harun çıktı. Ben Harun'a verdiğim nasihatleri unutmuş. İşte çok Özcan'la Kocakaya'nın bir öğretişi bu çocuklara. Çok kötü bir öğretiş. Onlar öğretmiyorlar da bunlar onlardan kapıyor. Ve otururken kalkarken bak bu yarışı usta hemen geldi Saadettin elinden. Kaptı. Potada kaptı. Oturmasa, kalkmasa bu at birinci. Saadettin de burada kamçıyı sol eline alana kadar aldı. Akla karayı seçti. Evet. Çekti gelmedi. En son şeyin ucundan tutup sapıyla vurdu. Hop. Ama kullanmak aklı. Kullandı tabii. Kullanır kullanmaz uzadı. Evet. Aynen. Yarın gitmez zaten tweet geldi. Benim ona, abi, sol kamçı benim ona anlattığım Harun'a bak 45 dakika odada nasihat çektim. Davut, ben, o. Yani oradaki binici çocuklar da var, eğitimci. Bu ne biniş Harun'cum, nedir bu? Bir tane daha var. İki tane bu. Aynen. Pazar gününe de gelir. Ben onu diğerinde pazar gününe de gelir. Onu da hızlıca son 300'den versek. Bunu böyle kaybetti. Şimdi bir tane daha kaybetti. Onu da seyredelim. Stamen'a biniyor burada da. En içte. En içte. Siyah jockey ekipli kırmızı ağırlıklı forma Stamen. Evet. En içte bakalım son metreleri görelim. See you again kazanıyor 12 numara siyah beyaz forma. Bariyer dibine mi bakıyoruz? Evet. Bariyer dibine Harun Çanakçı. Daha oturup kalkmadı bak şimdi başlayacak. Şu ana yarışta kadar favorilerinden biri. Bak başladı. Başladı otur kalka. Bak. Yine başladı. Bak. Gördün mü? Bak. Hoppa. Oturdu kalktı kaybetti. Ya biz anlamıyoruz, sen hiç anlamıyorsun tabii. Biz anlamıyoruz yani, sen hiç anlamıyorsun yani. Şaka gibi ya. Geçmiş olsun yani. Şaka gibi. Şu yarışların ikisini de oturup kalkmasa kazanacak. İkisini de kazanacak, kendini parlatacak. Tamam. Olacak işte, evet. Yani. Hızlıca jockey performansları ve elleri görelim.
Ali Kaçmaz, Akın Sözen ve Tolga Yıldız. 20'şer binip 5'er kazanmışlar Süleyman abi. Evet, hepsi 20. Bravo Ali. Yüzdeler 25. Ali Kaçmaz bir tane kısa vadesi var. Güzel, iyi bir hafta geçirdi. Evet, Ali Kaçmaz'ı da sizin ekürü parlattı. Ama kardeşim evet, hakikaten uğraşıyor, dinliyor evet, çok programları dinliyor. Şey ne oldu sizin? Ordu. Özgür Ordu. Ara ara. Özgür Ordu. Özgür'ü bindireceğiz, kullanacağız. Yani Özgür o gün sizin hatta bindi, çok beğenmiştim. Evet. Evet. O aynı işte Saadettin'in kazandığı at. O at tabii mı? Evet, Saadettin'in bu kazandığı at. O evet, Harun'un kaybettiği at o at. Sizin at kazandı. Evet, evet, Great Master. Evet. Haftanın enleri? Haftanın enleri haftanın İngiliz atı Can Dadaş'ta haklı olarak 2 sene üst üste kazandı. Haftanın Arap atı Mavi Bahar. Haftanın at sahibi Gülnur Gülerce. Haftanın yetiştiricisi Fedai Kahraman. Haftanın antrenörü Mustafa Karagüne, haftanın jokeyi, yani o Twitter'da yazan arkadaşın dediği gibi ben parlatıyorum ya, Uğur Polat, ona selam olsun burada. Ve Selim Kaya, haftanın aprendisi Burak Akçay. Tabii ki biz iyiyi her zaman parlatma önündeyiz ama Uğur hak etmiştir. Yani kesinlikle. Onu biraz için, önce de ceza alması lazımdı. Tabii yani, ki onun için söyledik, güzel yarışlar kazandı. Biraz evvel de ceza alması gerektiğini de söyledik. Aynen öyle. Yani bizde her şey hakkaniyetli. Zirve mücadelesine gelelim. 1 Ocak 3 Şubat itibariyle Özcan Yıldırım 75 yarış bilmiş. 25 tane kazanmış. %35 kazanma. Bu zaten senin iyi dediğin bir oran değil mi? 3'te 1. 3'te 1 ise iyidir diyorsun. 3'te 1 ise her zaman 3'te 1'i her zaman başa güreşir. Tamamdır. Tolga Yıldız. Tabii ki Tolga Yıldız'ı da ben çok beğeniyorum. Çaldıran'da yarışından cezadan sonra binemedi Çaldıran. Hamza bir ekrana veriyor onu ya. Zirve mücadelesini. Zirve mücadelesini. Kayboldu sonra ekranda. Da Burak Akçay'ın binişini değerlendirecek evet, imparator. Evet, Tolga Yıldız 110 yarış binmiş. 21 tane kazanmış. %19 yüzdesi var. Gökhan Kocakaya 84 yarış biniyor. 20 tane kazanıyor. %24 yüzdesi var. Özcan'ın tabii bayağı güzel. Yani ceza almasaymış uçacakmış Özcan. Evet. Öyle görünüyordu. Burak Akçay mı? Evet. Kır safkana biniyor dış kulvarda. Startta da biraz yanlış hatırlamıyorsam tereddütle başladığı bir koşuydu bu. 29 Ocak akşamı Kocaeli Kartepe hipodromunda ve dışarıdan kır safkanla hafif yatarak da dikkat çekti. İmparator'a soracağız biz de. Bu binişiyle haftanın aprentisi. Gölden bindiği safkan. Kardeşimiz de ilk kısa vadesi. Evet. Vallahi işte ne var biliyor musun? Düzlükte çıktığı gibi düzgün geldi, kazandı. Hata yapmadı. İşte onu bunu kapatayım da bilmem ne, işte kaybederim diye onun bunun yani önüne gitmedi diğer atların. Tam vaktinde sol elini aldı değil mi? Biraz içeri doğru gidiyordu at. Düzgün. Ama uzun biniyor. Uzun binişin ona bir faydası yok. Biraz kısaltması lazım. Zamanları kısaltacak. Evet. Uyarı da geldi. Bitirdik vallahi. 2,5 saat bitti. 10 dakika açtık. Katkılarınız geldi. Özellikle sosyal medyayı yani atçılık merkezli takip eden bizim gibi birçok hesaptan tebrikler. Trend Topik'te bir numaradasınız diyorlar. Allah Allah. Ben bir yandan evet Türkiye gündemine de bakıyorum ama sizin için seçtikleriniz bölümünde şu anda birçok atçı için benzer bir tablo olmalı ki birçok yarış severimiz gönderiyor. Açısı beraber yapıyoruz diyelim. TT'de sonuçta hep sizin yorumlarınız yapıyoruz. Hep birlikte yani, güzel bir sohbet oldu. Sizin, 2,5 saat daha. Sizlerin katkılarıyla oluyor tabii o olaylar. Kesinlikle abi. Yani senin yorumların yok, hemen reaksiyon değil, oluyor. Seyircimizin katkılarından oluyor. Yani tabii karşılıklı etkileşim oluyor. Yani. Harika bir çok bizi izleyen katkı yaptılar. Herkese teşekkür ediyoruz. Mutlu ediyorsak ne mutlu bize. Aynen öyle. Ağzına sağlık abi. Sevgili Yunus da diyor. Ben bir de bu 2 haftalık durgunluğunu çok iyi kullanıyoruz. Hamza gösterirse bu notumu göster şey Hamza, yapıyorum. Tabii ki. Bugünün notlarını. Bunları tek tek saklıyorum. Öyle mi? Programın ilk gününden beri. Ya müthiş bir arşivcisin. Yani götürüyorum bunu. Mesela burada yazmışım işte ne konuşacağım, gördüklerimi, her şeyimi. Bunu götürüyorum. Arşivliyorsunuz. Müthiş. Yani
Yeni geldiği zaman iki ay önceki şeyi çıkarıp tak diye masaya koyabilirsin. Evet. Yani. Siz çıkaramazsınız mesela. Aynen öyle. Siz atıyorsunuz. Ya ben internet ortamında saklıyorum. Şey, ben, bilgisayar akışlar, ortamında saklıyorum. Tamam. Ama ben interneti pek anlamadığım doğru, için. Doğru. Ama şey çok burada önemli. Kendi notlarınızla kalması bence de çok çok evet, büyük bir olay. Yani öbür gün lazım olur bir gün. Atan abi var mıdır senin de ilave edeceğim şey? Yok, şu Beşiktaşlı forveti soracaktım ama vakit kalmadı. Kagawa. Kagawa. Bırak sorma abi ki bizi kaçırma bizim şimdi. 3 dakikada kariyer rekoru kırdı. Tabii ki çok enteresan. Şans her zaman insana gündem. Süleyman abi mikrofonu çıkardın, son söylediğini duymadı ama Kagawa içinde. Kagawa şans diyorum, her zaman böyle bir şans gelmez yani. İki şut iki gol. İki şut ya. Kapanışta böyle bir golle yapalım dedik. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yayın için tabii ki TJK Tivresi'ne, Hamza başta olmak üzere bütün ekibe, ellerine emeklerine sağlık diyelim. Yönetmenimize, kameramanımıza, KJ, VTR, ses operatörlerine, diğer illerdeki TJK TV personellerine tek tek hafta boyu bize bilgi ve görüntü akışı sağladıkları için teşekkür edelim. Tay TV'de yayını genişlikler açıyor. Orada Hakan Abaşı olmak üzere tüm ekip arkadaşlara da selam ve saygılarımızı iletelim. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından 2,5 saat daha atılık sohbeti yapmak nasip olsun diyelim. Hoşçakalın.